Merhaba, ben Ecem Toplar. Bugün 11 Mart 2023 Cumartesi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde kritik eşiğe gelindi mi? Üyelikler ayrılacak mı? Brüksel'de NATO karargahında yapılan üçüncü görüşmeden ne çıktı? İran, Suriye ile normalleşme görüşmelerine katılmakta neden ısrarcı oldu? Suriye ile görüşmelerde tarafların kırmızı çizgileri ne? Türkiye, asrın deprem felaketinin ardından, Türk dünyası asrın deprem felaketinin ardından tek yürek oldu. Türk Devletler Teşkilatı bu kapsamda olağanüstü toplanıyor. 16 Mart'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizlerle ve Skype hattında da Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü öğretim üyesi Mustafa Caner bizlerle. Kıymetli hocam, öncelikle siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ecem Hanım, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Umut ediyorum daha güzel günlere doğru adım atacağımız yeni bir döneme doğru ilerliyoruz. İnşallah biz de bu programda minik minik bunun mesajlarını dış politika bağlamında veririz inancındayım. Sağ olun, var olun. Mustafa hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bu ara sizin alanınız epeyce aslında yoğun, gündeminiz de oldukça yoğundur diye tahmin ediyorum bu bağlamda. İran'dan da kritik bir ziyaretçi vardı bu hafta. İran Dışişleri Bakanı yaklaşık 2-2,5 aylık sürenin ardından yeniden Türkiye'ye geldi. Kritik de bir ziyaretti esasen. Ancak 17 Ocak'taki atmosfere bakıyorum, bir de bugüne bakıyorum. İki görüşme arasında o kadar farklı bir tablo söz konusuydu ki yüzler gülümsüyordu. İran Dışişleri Bakanı'nın mutluluğu adeta gözlerine yansımıştı. 17 Ocak'ta ise daha farklı bir ifadeyle bizi karşılamıştı çünkü. Esasen bakacak olursak Mustafa hocam sizinle başlayalım. Az evvel de ifade ettiğim gibi İran, Suriye ile normalleşme sürecinde bu görüşmelere katılmakta neden bu kadar ısrarcı oldu? Teşekkür ederim. Tabii bence tespitiniz doğru. Siz zaten daha yakinen takip ediyorsunuz. Sayın Bakan'ın ziyaretlerinde de bizzat basın mensubu olarak bulunduğunuz için herhalde oradaki atmosferi kıyaslamak açısından daha doğru tespitlerde, en azından yani ortamın gerginliği veya yumuşaklığı anlamında daha doğru tespitlerde bulunabilirsiniz. Benim dış politika ve ikili ilişkiler açısından baktığımda iki ziyaret arasındaki temel farklılığı gerekçelendirirken Suriye meselesinde farklı bir noktada bulunmamız olarak ben bunu ifade edebilirim. Yani Rusya'nın arabuluculuğu üzerinden Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreci bir dönemdir işliyor bildiğiniz üzere. İran da bu sürece dışarıdan bir gözlemci olarak değil, aktif bir bileşen olarak, bir paydaş olarak o sürecin içerisinde yer almaya çalışıyor ve son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yeşil ışık yakması İran'a, özellikle İran tarafında yüzleri güldürdü diyebiliriz. Peki niye İran masada oturmakta ısrar ediyor diye sorduğumuz zaman, bunun cevabı da aslında şu: yaklaşık 12 yıldır gerek yoğun gerek düşük yoğunluklu devam eden bu iç savaş sürecinde İran gerek insani gerek maddi olarak Suriye'ye çok büyük yatırımlarda bulundu. Yani nereden baksanız en az 3000 askerini veya işte milisleri falan da sayacak olursak daha da fazla orada kendisine yakın insan gücünü kaybetti. Buna ek olarak tabii ki milyarlarca dolarlık bir yatırımı da var İran'ın Suriye'ye ve İran hep şunu hesap ediyordu aslında: bir gün Esad rejimi galip gelecek. Ya da Esad olmasa bile kendisine yakın bir yönetim orada olacak ve bu yatırımlarının karşılığını alacak. Şimdi tabii kendisine yakın bir yönetimin siyasi çözüm sürecinde söz sahibi olabilmesi adına İran'ın masada bulunması gerekiyor. Yani kendi taleplerini de masaya koyması ve bu yatırımların karşılığını alması gerekiyor kendi açısından baktığımız zaman. İran bunu garanti etmek için aslında masada olmaya çalışıyor. Yani benim kontrolüm dışında Rusya ve Türkiye bir takım anlaşmalar yaparak Suriye'nin geleceğinde beni dışlayacak, beni dışarıda bırakacak bir
çözüme evet demesinler, böyle bir mekanizmayı oluşturmasınlar. Ben de orada olayım, ben de kendi çıkarlarımı Suriye üzerinde kendi gücümü ne kadar maksimize edebilirsem edeyim şeklinde bir düşüncesi var. Tabii Türkiye'nin buna yeşil ışık yakması İran'ı çok memnun etti. Bu yüzden herhalde bu toplantıda yüzler daha gülümseyen bir vaziyetteydi. Tabii başka konular da var Türkiye ile İran arasında konuşulması gereken. İşte Azerbaycan meselesi var, Güney Kafkasya meselesi var. Şimdi Suudi Arabistan'la İran ilişkilerini yeniden normalleştiriyorlar. Dün Çin'de, Çin'in arabuluculuğunda çok önemli bir anlaşma imzalandı. Bu tabii ki Türkiye'yi de etkileyecek ve Türkiye'de bir açıklamada bulundu bu konuda Dışişleri Bakanlığı ve bunu oldukça olumlu karşıladığını ifade etti Dışişleri Bakanlığı. Bölgeye barış, istikrar ve refah getirmesi açısından bu gelişmeyi son derece sevindirici bulduklarını ifade ettiler. Mesela o dosya da var aslında İran'la Türkiye arasında. Çünkü bu dosyanın da hem ikili ilişkilerde hem de ister istemez Suriye sahasında yansımaları oluyor. Yani Yemen sahasında yansımaları olacak. Türkiye'de bölgenin en güçlü aktörü olarak, bölgenin diğer güçlü aktörleri olan İran ve Suudi Arabistan'la birlikte tabii ki bölgedeki tüm bu açık dosyaları birlikte müzakere edecek, birlikte tartışacak ve birlikte çözüme ulaştırmaya çalışacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Esasen önümüzdeki dakikalarda da bu Güney Kafkasya meselesini biraz derinleştirmek istiyorum. Zira görüşmelerin yaklaşık 30 dakikasını Güney Kafkasya meselesinin oluşturduğunu biliyorum. Yaklaşık bir saate yakın deprem konusunu görüştüler Bakan Çavuşoğlu ve Abdullahyan. Geri kalan yarım saatte de Şam yönetimiyle ilişkiler özellikle masaya yatırıldı. Şimdi Levent hocam size dönecek olursam. Öncelikli olarak biraz daha genel çerçeveden ele almanızı rica edeceğim. İran Dışişleri Bakanı'nın bugünkü ziyaretini nasıl yorumlarsınız? Ve esasen olumlu bir atmosfere girildi diyebilir miyiz? Tabii Hüseyin Emir Abdullahyan'ın ziyareti sıkışmış bir İran anlamına da geliyor aslında. Şüphesiz bu ziyaretin içerisinde evet deprem sonrası yaraların ortak şekilde sarılması, karşılıklı işbirliği sürecinin nasıl cereyan edeceği meseleleri var. Bununla beraber Suriye konusu, Azerbaycan-Ermenistan meselesine İran'ın bakışı ve İran şunun farkında. Türkiye'nin güvenliği aslında İran'ın güvenliği. Bölgesel manada Türkiye'nin güvenlik tehdidi algılamalarının İran çok net bir şekilde benimle aynı tanımlarını yapabilir. Yani bir İranlı sosyal bilimciyle, siyaset bilimciyle, uluslararası ilişkiler uzmanıyla beraber biz masaya otursak, ikimiz de İran'ın güvenlikle ilgili sorun kalemlerini ya da Türkiye'nin güvenlikle ilgili sorun kalemlerini yazın desek, iddia ediyorum aynı şeyleri beraber yazarız. Çünkü bu milletler, bu bölgenin iki kadim milleti, iki kadim devleti. Aşağı yukarı her biri hangi hususta sorun algıladıklarının net bir şekilde farkında. Esasen araya giriyorum ama bu ifadeyi Abdullahyan da basın toplantısında kullandı. Türkiye'nin güvenliği, İran'ın güvenliğidir cümlesini 2-3 yerde geçirdi peş peşe. Evet, bu gerçekçi bir tanım olmuş çünkü bundan bir miktar uzaklaşmışlardı. Özellikle Trump döneminde İran-ABD ilişkileri, dolayısıyla İran'ın aslında Batı dünyasının tamamıyla ilişkileri noktasındaki verilen sözler, Biden döneminde arzu edilen mesafenin alınamadığı gerçeğini doğurdu. Çünkü bekleniyordu ki o nükleer tesis süreciyle ilgili yeni bir takım gelişmeler olsun. Var olan ambargolarda çok daha güçlü, yavaş yavaş uluslararası alana yansıyan, ticaret anlamında İran'ın önünün açıldığı bir takım kısıtlamaların kaldırıldığı bir dönem olsun. Fakat bunlar olmadı. Son 10 yıllık İran'ın İthalat ve ihracat rakamlarına, büyüme rakamlarına bakıldığında sadece ortalama %1 büyüyebilen bir İran gerçeğini görüyoruz. Genç işsizliğin çok fazla öne çıktığı, içeride sosyolojik anlamda büyük çaplı toplumsal sorunların yaşandığı ve dışarıyla olan bağlantısında çok büyük bir beyin göçüyle karşı karşıya olan bir İran'dan bahsediyoruz. Var olan rejimle ilgili sıkıntılarını çözemeyen, reform yanlarının tamamının artık sadece boyun eğmediği, bu denli küresel bir dünya düzeninde bilgi birikimine sahip İranlı gençlerin tamamının neredeyse İran'ı terk etmeye gayret ettikleri bir dönemden bahsediyoruz. O zaman İran'ın ekonomik anlamda büyümeye ve güvenlik sorunlarını çözmeye en yoğun ihtiyaç duyduğu dönem içerisindeyiz. Şüphesiz Batı dünyasının kaşımaya gayret ettiği İran sorunları var. Ama şu gerçeğin de farkındayız ki var olan rejimin yerine bir alternatif oluşturulamadığı, güçlü bir muhalefet kurgulanamadığı müddetçe İran, Hamaney yönetiminde ve belki de yarın bir gün yapacağı anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı, dini liderliğin birleştiği bir döneme imza atacaktır.
Bununla beraber Batı dünyası ile ilişkileri, kaldırılmayacak ambargolar, o Şii Hilal'in zaman zaman Sünni ittifak tarafından sıkıştırıldığı ama hocamın belirttiği gibi Suudi Arabistan'la olası bir denge politikasının ve yumuşama politikasının İran'ı rahatlatacağı, nefes alacağı bir dönemden bahsediyoruz. Ama konu Türkiye olunca iki tane realite var. Bir, Suriye meselesinin halli noktasında evet İran'la Türkiye belki nihai noktada aynı kanaate sahip gibi dursa da yol, güzergah bağlamında büyük farklılıklarımız var. Her nedir bu farklar? Bir defa Türkiye yeni anayasa sisteminde Esad'lı ya da Esad'sız, bundan tamamen bağımsız olarak söylüyorum, bir takım farklılaşmalar istiyor. Özellikle yasama organının seçiminde var olan işte Esad'a dair partisel yönetimin her daim 3/2 çoğunluğa sahip olması, azınlık haklarının kurgulanması, Türklerin ve Türkmenlerin yeniden hak ve hukuk sahibi olabildiği bir alan, eğitim hakkında, dil, ana dil kullanma hürriyeti noktasında, basın hürriyeti noktasında, ifade özgürlüğü noktasında, din ve vicdan özgürlüğü noktasında, bence daha önemli bir sorun, yerleşme ve seyahat hürriyeti noktasında artık ulusal anlamda o üniter devletin içerisindeki her halkın kendine dair haklar sahibi olabileceği bir alan arayışındayız. Ki bunlardan bir tanesi de şu, Türkiye'de var olan gelmiş ve geçmiş diye söyleyelim, 5 belki 6 milyon Suriyelinin, çünkü bir kısmı geldi, tekrar Suriye'ye dönenler oldu, yurt dışına gidenler oldu ve iddiayla söylüyorum, Arapçadan ziyade Türkçe kullanımının yaygınlaştığı bir Suriye nesil var. Şimdi bunların tekrar geri dönüşü noktasında İran'ın da aslında parametreleri var. Şu anda kağıt üstünde 26 milyonluk bir Suriye gerçeğini biliyoruz. Suriye'de 26 milyon kişi yaşıyor mu? Bilmiyoruz. Bir nüfus sayımı yapsan çok muhtemel 14-15 milyon kişi ya vardır, kalmıştır ya yoktur. Şimdi Türkiye'de doğmuş, büyümüş, ilkokul eğitimini Türkiye'de almış çocukların Suriye'ye yeniden dönmeleriyle ilintili Türkiye'nin çok önemli politikalar geliştirdiğini ve artık sadece güvenli bölge değil, Suriye'nin tamamının bir güvenli bölge olup bu insanların Halep'te, Şam'da yeniden yaşam sürebilmesi gayesini güden bir Türkiye var. O zaman şu soru önemli. Suriye geri dönüşlerle beraber 20 milyon olacak Suriye'de, 5 milyon Türkiye'de bir diaspora şeklinde doğmuş yeni Suriyeliler oluştu. Bunlar döndükten sonra anayasal haklara, medeni kanundan kaynaklı haklara biz sahip olsunlar isteriz. Çünkü benim çocuğumla onun çocuğu aynı okula gitti. Şimdi o çocuğun tekrar Şam'a dönüp de yeniden düz bir azınlık psikolojisi içerisinde bulunmasını Türkiye arzu etmez bu saatten sonra. Onların hakları neden benim de hakkım? Çünkü Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği. Hani nasıl İran Cumhurbaşkanı Türkiye'nin güvenliği bizim için çok önemli diyorsa, sanırım biz de Suriye'nin, İran toprak bütünlüğünün, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, Suriye'nin halihazırda var olan üniter yapısının sağlama alınmasının, IŞİD-DAEŞ yapılanması, El-Kaide artıkları, El-Nusra cephesi vesaire, PKK-YPG yapılanmasının bir an evvel ortadan kaldırılması ya da rejim ile belki de seçim sonrasında yapılabilecek ortak operasyonlarla terörden temizlenmiş bir Suriye'nin özlemini ben Esad'dan daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ankara'nın istediği kanaatindeyim. Ama İran'da ısrarla masadan kalkmak istemiyorum. Yani Türkiye ve Rusya'nın ortak çözümüne Esad'ın dahil olup üçlü bir parametrede normlar üzerinden yürüyecek bir politik zemine şimdilik olmak kaydıyla İran hayır diyor. Dördüncü olarak benim dahil olmadığım, benim masada olmadığım hiçbir çözümden yana tavır, olumlu tavır sergilemeyeceğim. Makul. Hocamın belirttiği gibi İran'ın Suriye'den beklentileri var. Sadece bir rejim ihraç sürecinden ziyade gelinen nokta itibariyle Suriye hattı düşerse yarın Tahran'ın hedef olacağı kanaati İran'da çok net hasıl vaziyette. Bundan dolayı bu masada ben de oturacağım. Türkiye, Rusya, Suriye, Esad rejimi ve İran'la, Tahran'la bu iş çözülecek. Ama ortak kaygımız şu olmalı. Terörizmin, terörün tanımını beraber yapıp parmağımızla işaret edemediğimiz, YPG-PYD'ye beraber terör örgütü diyemediğimiz müddetçe, IŞİD'le ilintili operasyonları birlikte yürütemediğimiz müddetçe Suriye'de refah dönemi çok da yakın gibi gözükmüyor. Belki depremden kaynaklı bu psikolojik durum bu demeçlere de yansımıştır. Ama ne zaman birkaç ay sonra Türkiye'de seçim atmosferi ortadan kalkacaktır? İran belki kendi toplumsal sorunlarını baskı politikalarıyla çözecektir. O zaman masaya bir kere daha bence real politikalar çerçevesinden bakan ve yine korkarım ki iki devletin çıkarlarının çatıştığı bir ortama doğru iniliyor olması benim için sürpriz olmayacaktır. O bakımdan şeffaflık,
O bakımdan taleplerin çok doğru şekilde B planı olmadan masaya getirilmesi yarının Suriye planlaması açısından büyük bir önem arz etmektedir diye düşünüyorum. Ki az evvel değindiniz hocam yeni anayasa çalışmalarına ama 9 toplantı devam etti ve 9. toplantı da sonuçsuz kaldı esasen. Çünkü rejim tarafı masaya her zaman terör örgütlerini getirmeye çalıştı ki terör örgütü YPG, SDG unsurlarının masada yer alması Türkiye için ve Suriyeli muhalifler için de en büyük tehdit unsurlarından biriydi ve tartışma çıktı. Tartışmadan da öteye geçilemedi, yazım komitesi çalışmalarını devam ettiremedi. Bunlar mı Demokratik Güçler İttifakı? Yani şu ana kadar Esad 20 yıldır babasıyla beraber 50 yıldır yönettikleri Suriye'de hiç demokrasiden bahsetmediler de bir anda YPG-PYD yapılanmasının demokrasinin önemli bir unsuru olduğu hususu mu akıllarına düştü diye kendi kendime soruyorum. O zaman diyorum ki Esad masaya oturduğunda Esad olarak oturmuyor. O masaya oturduğu zaman aslında Suriye'nin kuzeyinde olası bir terör örgütünün kurabileceği bir federasyonun da aslında temsilcisi gibi oturmaktan Esad'ı alıkoyabilecek Türkiye değil ama İran. İran eğer PJK'ı terör örgütü olarak bu denli net bir şekilde tanıyorsa, YPG, PYD ve PKK'dan bölgedeki bütün devletlerin rahatsız olduğu gerçeğini de yatsımadan Esad'ı ikna etmek zorundadır diye düşünüyor ve inanıyorum. O yüzden Türkiye'nin Rusya kadar İran'la kuracağı önemli ilişkiler de Esad üzerinde olumlu bir baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Sanıyorum Mustafa Hocam'ın bağlantısında bir sorun var. Kendisine ulaşabiliyor muyuz şu an? Yönetmenimden rica edeyim. Bu arada sizinle devam edelim Peki. hocam. Açıkçası Mustafa Hocam'a en başta soracaktım ama sizden başlayalım. Şimdi kritik bir Türkiye ziyaretiydi İran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ama Türkiye ziyaretinin ardından gelen Şam ziyareti de bir o kadar önemliydi. Şimdi Şam'a giderek Esad'la bir araya geldi İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan ve o fotoğraf karesinin ardından özellikle Suriye medyasında, İran medyasında şu yorumlar yapıldı. Ankara ve Şam hattında diyalog kapısı aralamaya çalışıyoruz diye. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Var. Bunu Türkiye ve Şam yönetimi tek başına yapamaz mı? Yapamaz. Şundan dolayı yapamaz. Türkiye ile Şam yönetimi arasında hakikaten şu anda kan var. Bir miktar Şam'dan kaynaklı bir nefret var. Neden var? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce sivili. 1949 Cenevre Antlaşmalarının yasakladığı bütün silahları kullanarak katleden bir Esad rejiminin biz hala varlığının farkındayız. Biz bunu bir hani işte teorik bağlamda birinci çözülmesi gereken sorun olarak görüyor muyuz diye sorarsanız hayır. Önce muhtemel daha yumuşak güç alanlarındaki sorun kalemlerini çözelim. Göç politikalarını beraber değerlendirelim. Sınır güvenliğini çözelim. Ortak bir terör tanımlaması yapalım. Sadece temel hak ve hürriyetler bağlamında ortaya çıkmış bir anayasal düzenin bazı maddelerini ortaklaşalım. Sonra konuşalım. Yani benim için parlamenter sistem olup başkanlık modeli olması birinci önemi arz etmiyor. Çünkü çok net ÖSO başarılı olmadı. Başarısız oldu. Eğer hadise başarılı olsaydı şu anda biz Esad'dan bahsetmiyor, Suriye rejiminden bahsetmiyor olurduk. Bu bağlamda Türkiye'nin Esad'la doğrudan ilişki kurmasının önünde bazı psikolojik engeller var. Çünkü Türkiye'deki insanlar da sorarlar, ne değişti, ne oldu? YPG-PYD ile ortak mücadele edebiliyor musunuz? IŞİD-DAEŞ yapılanmasıyla beraber sahaya inebiliyor musunuz? Hayır, gerçekçi olmak gerekirse. Putin'in arabuluculuğundan da bana sorarsanız İran rahatsız. Beni neden dışarıda tutuyorsunuz diyor. Yani Şam yönetimiyle konuşulacaksa Tahran'ın da burada söz sahibi olduğu gerçeğini atlamayın. Ve bence İran Dışişleri Bakanı'nın önce Ankara'yı sonra Şam'ı ziyaret etmesi oldukça anlamlı. İlk görüşmenin ardından da şunu atlamamak gerek. İbrahim Reis'i de Moskova'ya gitmişti ve Putin'i ziyaret etmişti. Çok anlamlı. Sadece araya ara ara Hamane'ye girmese, ara ara Twitter'dan işte toprak bütününden yanayız Suriye'nin, Türkiye'nin müdahale etmesini istemiyoruz şeklinde algı yönetimine ilişkin manipülatif cümleler kurmasa bence bir süre sonra Şam üzerindeki olumlu baskının İran tarafından ve Moskova tarafından doğru kurgulanacağı ve Türkiye'nin haliyle Esad üzerindeki çok böyle egemen bir söylem geliştirmek istemiyorum ama makul yaklaşımlarının, makul yasal ve anayasal değişikliklerin ben zemin bulacağı inancındayım. O yüzden İran'ın bu temaslarının oldukça olumlu ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Mustafa Hocam bu noktada size dönmek istiyorum.
Özellikle az evvel değindik. Şam yönetiminde kritik bir ziyaretçi ağırlandı. Doğrudan Esad'la bir araya geldi Abdullahyan. Türkiye ziyaretinden sadece bir gün sonra gitti. Esasen benim de merak ettiğim konuların başında bu geliyor. Türkiye'den mesaj götürmüş olma ihtimali var mı Abdullahyan'ın Esad'a? Tabii ki böyle bir ihtimal çok kuvvetli. Çünkü Türkiye ile Şam rejimi arasında doğrudan bir temas yok şu anda. Rusya veya İran dolayımıyla temaslar gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani bence bu çok açık. Yani Türkiye'de konuştuklarını, Türkiye'nin taleplerini, kendi yaklaşımlarını bir de Şam rejimiyle konuşuyor ve Şam rejiminin hangi tutumu alması gerektiğini veya onların varsa taleplerini onlarla görüşüyor. Dolayısıyla böyle bir üçlü bir mekanizma şu anda işliyor. Yani Türkiye, İran ve Rusya arasında Türkiye Rusya ile konuşuyor. Rusya bunu Şam'la görüşüyor. Tabii bu Şam'ı ikna etmek anlamında zannetmiyorum ben böyle olacağını. Çünkü Şam'ın zaten askeri ve siyasi varlığı şu anda İran'ın ve Rusya'nın gölgesi altında kalmış durumda. Dolayısıyla bence Şam'a böyle böyle yapacağız, sen de böyle böyle yapacaksın şeklinde. Hani ben çok kaba tabirle ifade ettim tabii. Onlar daha diplomatik konuşuyorlardır ya da konuşmuyorlardır bilmiyorum. Yani Esad'a yapılan muameleyi biliyoruz Putin tarafından. Hiç hocam diplomatik konuşmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Siz de aynı fikri paylaşıyorsunuz. Evet, evet hocam. Dolayısıyla böyle bir mesaj alışverişi, mesaj trafiği var. Bu bence önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak bu mesaj alışverişi. Ve artık bir çözüme doğru gidileceği kanaatindeyim. Peki, bu mesaj trafiği bir yana dursun. Önümüzdeki haftaki görüşmelerden beklentiniz ne? Moskova'da taraflar bir araya gelecek. Evet, teknik seviyeli bir görüşme olduğunu biliyoruz. Bakan seviyeli görüşmelerin bir hazırlığı niteliğinde olacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil edecek. Şimdi bu görüşmelerden beklentiniz ne? Olumlu atmosfer devam eder mi sizce? Ya da bölgedeki, sahadaki gelişmeler o olumlu atmosfere zemin hazırlıyor mu şu an için? Ben olumlu bir atmosferde geçeceği kanaatindeyim. Tabii sizin de bildiğiniz üzere bu tür görüşmeler önce teknik heyetler düzeyinde başlar. Yani daha alt seviyede başlar. Daha üst seviyede siyasi liderlere kadar daha sonra gider bu. Önce işte Dışişleri Bakanlık uzmanları, daha sonra yardımcıları, daha sonra belki Dışişleri Bakanları ve daha sonra devlet başkanları şeklinde bir silsile takip edilir. Onun da öncesinde tabii en başta gelen istihbarat birimlerinin görüşmeleridir bildiğiniz gibi. Bu görüşmelerin gerçekleştiğini de daha önce resmi kanallar zaten duyurmuşlardı. Dolayısıyla o süreci geçtik. Artık daha görünen siyasi aktörler düzeyinde görüşmelere geldik. Bu olumlu bir aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. Elbette sahada da bir takım dengeler var ve sahadaki dengeler üzerinden zaten siyasi aktörler de masaya kozlarını sürüyorlar aslında. Yani Türkiye'nin sahada bulunması askeri olarak Türkiye'nin masada bulunmasını da beraberinde getiriyor. Tabii burada saha derken bence Suriye sahası ile sınırlı düşünmememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Mesela Ukrayna meselesi burada bence yine önemli meselelerden bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile orada direkt temasının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında iki ülke arasındaki açık olan tüm dosyalar birbirine yansıyor ve birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bu Ukrayna meselesi de bence Suriye'deki gelişmeleri etkileyecektir. Yani şöyle düşünelim. Mesela Türkiye ile Rusya arasında böyle pozitif bir atmosfer, pozitif bir ilişki örüntüsü olmasaydı son dönemde, işte Buğday Anlaşması'nı aklımıza getirelim, başka bir takım atılan adımları, diplomatik, özellikle Ukrayna bahsinde atılan adımları aklımıza getirelim. Aslında Suriye'de de işler bu şekilde gitmeyecekti. Tabii bu bütün çatışma ve ihtilaf noktalarının görülmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Elbette bunlar da mevcut ama bir şekilde masayı kurabilmeniz için
olumlu bir noktadan tutmanız gerekiyor sizin. O olumlu noktalar mevcut olmadığı zaman yani hiçbir şey konuşamazsınız. O yüzden Türkiye'nin Rusya ile olan diğer alanlardaki diplomatik faaliyetleri de bence Suriye sahasına yansıyor. Aynı şey İran için de geçerli. Yani şimdi İran'la Kafkasya meselesini konuşuyorsak aslında arka planda Suriye'yi de konuşuyoruz. Suriye'yi konuşurken Kafkasya'yı da konuşuyoruz. Tabii ki bir tür kompartmanlaştırma, dosyaları birbirinden ayırma bir dereceye kadar mümkün olabilir. Ama Kafkasya'da tansiyonun çok yüksek olduğu, Azerbaycan'la İran geriliminin çok tırmandığı bir noktada Türkiye'nin Suriye bahsinde İran'la böyle çok süt liman, çok pozitif bir ilişki şekli tutturmasını beklemek çok da gerçekçi olmayacaktır. Dolayısıyla ben evet kompartmanlaşma dosyaları birbirinden ayırma bir dereceye kadar geçerlidir. Ama total olarak ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin bu sürece yansıyacağı kanaatindeyim. O yüzden mesela şimdi Türkiye Suriye'ye yönelik adımlar atarken mutlaka diğer bölge ülkelerinin attığı adımları da takip ederek bunu yapıyor. Ya bunun da çok rasyonel maddi sebepleri var. Şimdi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Arap Ligi'ne tekrar alınabileceğini söylüyor Suriye'nin. Bunun çok yakın bir süreçte söz konusu olacağını söylüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor, Suriye'yi ziyaret ediyor aynı gezide. İran Dışişleri Bakanı bunu yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten Suriye ile yakın ilişkileri son dönemde iyice görünür hale geldi. Umman'ın zaten biliyoruz Suriye ile yakın ilişkilerini. Çünkü Esad'ın ilk ziyaret ettiği Arap ülkesi oldu biliyorsunuz iç savaştan sonra geçen aydı zannedersem. Dolayısıyla bölge ülkeleri de Suriye ile normalleşirken ilişkilerini daha normal bir diplomatik seviyeye doğru taşımaya çalışırken elbette Türkiye'de bu normalleşme sürecinden kendi payına düşeni alacaktır ve aynı şekilde Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini geliştirmesini de ben bu kapsamda değerlendiriyorum. Dolayısıyla ben olumlu olduğu kanaatindeyim. Yani İran'la Suudi Arabistan'ın ilişkilerini düzeltmesi de mesela bu sürece katkı sağlayacaktır. Bölgesel olarak bir normalleşme süreci var zaten. 1-2 senedir var bu. Yani Biden'ın ABD başkanı seçilmesiyle özellikle başladı ve ivme kazandı. Çünkü bunun da başka sebepleri var. Malumunuz Amerika konsantrasyonunu tamamen Ukrayna'ya, Rusya'ya yöneltmiş durumda ve yani Körfez ülkeleri üzerindeki o güvenlik şemsiyesi, güvenlik aktörü olma özelliğini o sorumluluğunu da çok da yerine getirmiyor. Bunu tabii Körfez ülkeleri yakından takip ettiği için kendileri de bu normalleşme sürecine katılmak zorunda hissettiler kendi ulusal çıkarları gereği. Bu da çok normal bir durum. Dolayısıyla ben bu sürecin olumlu şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Hocam esasen size de kısaca değinmek istiyorum. Onun ardından biraz daha Güney Kafkasya penceresini açalım. Biraz daha o noktaya konuşalım istiyorum. Çünkü o nokta Mustafa Hocam'ın da ifade ettiği gibi biraz daha hareketlenecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Önümüzdeki haftaki toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir çıktı beklersiniz? Kısaca bu yorumu alayım sizden. Bir defa şu vurguyu yapmak lazım. Esad'ın daha bundan 1,5 sene önce Suriye Demokratik Güçleri denilen yapıyla ilintili söylediği cümleler benim hala kulağımda. Keşke olmasa, keşke böyle bir hafızamız olmasa ve bu cümleler söylenmemiş olsa. Şayet Suriye'nin toprak bütünlüğü için çatışmaya devam etmezseniz Osmanlı'nın kölesi olmaya devam edersiniz demişti. Bunu Suriye basında bu şekilde yazdı. Ve ben de gelmeden şuna baktım. Acaba Suriye Demokratik Güçleri diye, SDG diye andığımız, böyle de yapmak istiyor aslında. PKK'nın kendi içerisinde bir yapılanması, YPG'nin, PYD'nin ona da varlık bulduğu, bazı Ermeni çetelerinin hali hazırda orada olduğu, bazı Kürt terörize yapılanmalarının farklı isimlerle o yapının içerisinde bulunduğu bu organizasyon kime karşı acaba Esad'ı, ülkesini savunacak diye baktığımda daha bu çok bilinen bir takım işte internet sitelerinde kendilerine ilişkin bayraklarını ve sınır hatlarını gördüm. Kendisi Suriye ikiye bölmüş bir yapıyı ortaya koymuş ve Suriye'nin toprak bütünden yana olan bu yaklaşımdan ziyade biz burayı bölgesel bir Kürt yönetimi gibi yönetmeyi planlıyoruz.
Irak'ın kuzeyinde var olan yapı neyse, Irak anayasasındaki bize ilişkin kurgu neyse, aynısını Suriye'den de bekliyoruz noktasına gelinmiş vaziyette. Esad eğer böyle bir inançla o masaya teknik ekiplerini gönderecek, teknik ekipmanları yollayacak, Moskova'da yapılacak, İran'ın, Türkiye'nin, Rusya'nın ve şüphesiz Suriye'nin konuşulacağı bu bir noktada pazarlık masasında Suriye'nin toprak bütünlüğünden, daha önemlisi bakın toprak bütünlüğü bir yana bırakıyorum, üniter devlet yapısından, anayasal düzen bağlamında yarın bir gün federasyon olmaması, konfederatif bir yapı olmamasını Esad planlamıyorsa şayet, o teknik masa, evet bir kompartıman stratejisi olarak şunu konuşabilirler. Hani basit güç unsurlarında tabii ki hemfikir olabiliriz. Biraz önce söyledim. Yani yerleşme hürriyeti konuşulabilir. Seyahat hürriyeti konuşulabilir. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik alanının çok daha güçlü bir şemsiyeyle bezenmesi gerektiği, geri dönüşe ilişkin göç olgusunun yönetilmesi gerektiği konuşulabilir. Ama ne zamanki hadise yeni anayasal düzene, bir sonraki Suriye seçimlerine ve ülkenin yeni hükümet etme modeline gelecektir. Ben orada çok büyük tıkanmaların hali hazırda gündemde olacağı kanaatindeyim. Evet bu bahar iklimi bir süre devam eder. Ama bu bahar ikliminde hocamın da belirttiği gibi çok farklı parametreler var. Yani mesela Esad'la alakası olmayan Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya'nın oradaki olası başarısı ya da sürecin uzaması haliyle Suriye üzerindeki etki sahasını daraltacaktır. İran'daki toplumsal ayaklanmalar. Şimdilik bizim basınımız bu işe yer vermekten biraz haliyle imtina etti. Çünkü çok ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. 14 Mayıs'la ilgili seçim süreci alındı ve İran'daki bu durum belki de basın açısından 6. 7. 8. sıraya düşmüş ki vaziyette. Görülmedi. Yani 5000'den fazla kız öğrencinin yaklaşık 30 Kasım'dan bu yana zehirlendiğini biliyoruz. Bunun ardı arkası elbette ki araştırılıyor ama gündemin yoğunluğu arasında o da kaybolup gidiyor, toz raflarda kalıyor maalesef. İran Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı durumla ilgili soruşturma başlattığını söylüyor. Ama ben de kendi kendime soruyorum. 5000 kız öğrencinin ve bambaşka eyaletlerde farklı okullarda kız çocuklarının zehirlenmesi, ailelerin bir süre sonra bu kızları okula göndermekten imtina etmesi anlamına gelir mi psikolojik olarak? Bunun için mi zorlandı? İdarenin bundan tamamen habersiz olma ihtimali var mıydı? Bu kız çocukları yarın bir gün o başörtüsü eylemlerine destek verme ihtimalleri olacak çocuklar mı? Yarın rejimi tehdit edecek çocuklar mı? Çoğuna cevabım evet. Çünkü bu zehirlenmelerin çoğunun İran'ın biraz kuzeyine doğru bölgelerde yaşandığı gerçeğini, bir kısmının Tebriz'de yaşandığı gerçeğini değerlendirirsek şu klişeyi söylemeyeceğim. İran'da 30 milyon üzerine Türk yaşıyor. Tamam, bakın Türkler her yerde yaşıyor. Yani Almanya'da 4 milyona yakın Türk yaşıyor cümlesini burada masaya getirmiyorsam aynı şeyi İran üzerinden de yorumlamak istemem. Ama oradaki de hürriyetler ve haklar alanında ne kadar daraltıldığı gerçeğini, bundan 100 yıl önceki yönetimin Türklerden oluştuğu gerçeğini yatsımadan bu cümleleri kuruyorum. Asla bir irredentist yaklaşım içerisinde hiçbir zaman olmadık. Türkiye'dir. Ermenistan'ın da toprak bütünlüğünden yana olan. Ama hangi Ermenistan'ın? 89-90 dönemindeki sınırlarınıza dönün. Hocalı öncesindeki, Karabağ öncesindeki hali hazırda işgal ettiğiniz bölgeler var. Sınırlarınıza dönün. En büyük toprak bütünlüğünüze saygıyı Türkiye duyacaktır zaten. Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana tavrımız neyse, Suriye'den yana tavrımız da bu. İşte bu bağlamda şimdilik idare ettiğimiz ve dostane çözümler üzerinden yürüdüğümüz bu yol şüphesiz tıkanacaktır. Tıkanmayı çözecek tek unsur şu. Şayet Putin ve otomatik olarak reisi, Şam üzerinde bakın barışın yöntemi şüphesiz senin Türkiye ile masaya oturman ve arana nasıl eşit bir terör örgütü olarak tanımlıyorsan, YPG yapılanmasını da terör örgütü olarak tanımlayıp ortak bir mücadele sahası belirlemen. Adana mutabakatının bir yenisini belki de Moskova mutabakatı olarak. Şam, Soçi, illa Ankara, İstanbul olmak zorunda değil. Tabii. Adının ne olduğu çok önemli değil. Ama Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla senin de artık şüphesiz ortak bir zeminde buluşma vaktin gelmiştir. Önerisi demiyorum. Dayatmasını yapmak durumdalar. Ancak böyle yeni anayasal düzlemdeki bazı sorun alanları açılacak ve bana sorarsanız Suriye yarına tekrar 24-25 milyonluk bir coğrafya, üniter yapı ve adının Esad olup olmamasının önemli olmadığı bir yeni devlet başkanı sabaha kalkacaktır. Türkiye galiba yavaş yavaş yelkenleri belirli alanlarda suya indirmiş vaziyette. Esad'ın bu denli yoğun bir destek aldığı noktada devrilmesine ilişkin
Bundan 6-7 sene önce konuştuğumuz konular çoktan ortadan kalkmış vaziyette. Ama bir gerçekle de biliyoruz ki yarın bir gün o Uluslararası Ceza Mahkemesi olup bitenlerle ilgili olumlu, tarafsız bir soruşturma gerçekleştirdiğinde iddiamız şu. Bu Türkiye'nin sorunu değil. Bu uluslararası barışa, insan haklarına ilişkin ağır bir sorun. Eğer bugünün, son 10 yılın hesabı sorulmazsa diğer otoriter rejimler içinde ön açıcı bir durum oluşacaktır. Çünkü şunu diyebilirler. Bak, Esad binlerce insanı öldürdü. Ve hiçbir şey çıkmadı. Yargılanmadı. Karadziç gibi olmadı. Milosevic gibi olmadı. Demek ki bu tip otoriter rejimlerin kendi halkları üzerinde bu tip tedbirler alması onların hakkıdır. Algısının doğmaması adına uluslararası yargı mekanizması ve Birleşmiş Milletler'in şüphesiz barış iklimiyle beraber sahada bulunmasının bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Mustafa hocam, yine Güney Kafkasya'ya geçmeden önce kısa bir başlığa daha değinelim. Sizce Levent hocamın işaret ettiği o mutabakat için ne kadar daha zaman var? Elbette ki liderler görüşmesi olabilir, bunun evveliyatında olabilir. Belki de liderler görüşmesine böyle bir hazırlığa gidilebilir. Ancak esaslı bir mutabakata ulaşılması için ne kadar zaman gerekiyor teknik olarak ve bölgenin de durumuna bakarak yorumlamanızı rica etsem. Teşekkür ederim. Levent hocamın söylediklerine katılmamak elde değil. Yani çok kritik noktaları işaret etti. Bence bu kritik noktaları hesaba dahil etmeden bu süreyi de hesaplamak çok mümkün olmayacak. Tabii bu burada bir takım engeller var yine hocanın söylediği gibi. Anayasal düzenle ilgili, işte yeni anayasa yapımı ile ilgili bu ne demek? Yeni bir siyasi sistem kurulması anlamına geliyor aslında. Yani şu demek, iç savaş öncesi durum olduğu gibi devam etmeyecek. Eğer öyle olacak olsaydı anayasa yapımından bahsetmezdik zaten. Yeni bir anayasa yapımından bahsediyorsak yeni bir siyasi yapıdan bahsediyoruz aslında. Tabii ki burada Esad'ın yine güçlü bir aktör olacağı, belki de devlet başkanı olma vasfını devam ettireceği çok yüksek bir ihtimal. Fakat tabii ki Türkiye'nin de burada talepleri olacaktır. Yine en kilit nokta bence hocanın vurguladığı çok önemli bu terör örgütü YPG meselesi. Eğer bu konuda Türkiye istediğini almazsa, alamayacak olsa zaten o masaya oturmaz. Bence en önemli mesele bu. Yani Türkiye Esad'ın devrilmesi konusundaki ısrarını zaten uzun zaman önce bıraktı. Yani artık benim önceliğim terörle mücadele dedi. Daha büyük önceliğim o dedi. Çünkü bu doğrudan benim ulusal güvenliğimi ilgilendiren bir şey. Yani PKK terörü, onunla mücadele etmek, onun Suriye'de alan kazanması Türkiye'ye doğrudan, Türkiye'nin varlığına doğrudan bir tehdit. Böyle bir durumda Türkiye artık Esad'ı devirme konusundaki ısrarını zaten sürdüremezdi. Çünkü varoluşsal bir problem haline geliyor bu PKK meselesi. Dolayısıyla o ısrarını bıraktı ve şu anda eğer Esad'la konuşacaksa, yani Suriye ile, Suriye Devleti ile bir müzakere masasına oturulacaksa, bu mutlaka ve mutlaka Esad'ın bu konuda yine çok güzel bir hatırlatma Adana mutabakatı 98 yılındaki benzeri bir mutabakata ulaşılması halinde olabilir ancak. Yani bu bence çok önemli bir örnek. Adana mutabakatı biliyorsunuz, yani Türkiye ile Suriye o dönem burun buruna, yani Türkiye Suriye'ye girmek üzereydi. Eli kulağındaydı, girecekti yani. İşte Mısır, İran aracı oldu falan. Bir şekilde orada Suriye'yi kulağından tuttular, masaya oturttular ve işte PKK'nın artık Suriye'de varlığının devam etmeyeceği, Abdullah Öcalan'ın Şam'dan çıkarılacağı, iki ülke arasında güvenlik iletişim koridorunun açılacağı vesaire, güvenlik işbirliğinin yapılacağı gibi önemli bir mutabakat imzalandı ve daha sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinde bir yumuşama dönemi ve daha sonra 2000'li yılların başından itibaren de oldukça üst düzeyde bir diplomatik gelişme gördük. Şimdi yine ben dünkü Çin arabuluculuğunda imzalanan mutabakat metnine örnek vermek istiyorum. Çünkü genel konteksti anlamak açısından bu önemli. Dediğim gibi sadece Türkiye-Suriye, Türkiye-İran ilişkileri açısından değil, bölgede trend ne yönde ilerliyor, nereye doğru gidiyor onu anlamak açısından. Mesela dünkü anlaşmada
1998'de İran'la Suudi Arabistan arasında imzalanan bir çoklu işbirliği anlaşması vardı. Ve yine 2001 yılında Suudi Arabistan'la İran arasında imzalanan bir güvenlik anlaşması vardı. Bu çok kritiktir. Bu güvenlik anlaşması ilk kez iki ülke arasında imzalanmıştı 2001 yılında ve dünkü anlaşmada bu her iki anlaşmanın da canlandırılması kararı çıktı. Yani 98 yılındaki çok yönlü işbirliği ekonomik, işte sağlık, kültür, eğitim alanlarında birçok alanda işbirliği anlaşması ve güvenlik anlaşması. Bu çok kritiktir. Çünkü güvenlik anlaşması demek artık İran'la Suudi Arabistan Yemen'de bir vekalet savaşını sürdürmeyecek anlamına geliyor. Çünkü güvenlik anlaşması şu demek, yani doğrudan veya dolaylı benim güvenliğime halel getirecek bir faaliyette bulunamazsın. İki taraf da bunu kabul ettiyse, ki etmiş gözüküyor, dolayısıyla Yemen'de bir barış meselesi ortaya çıkıyor artık. Dediğim gibi bu genel trend 90'ların sonundaki aynı benzer normalleşme trendine çok benziyor. Bu yüzden ben biraz daha olumlu yaklaşıyorum aslında ve kısa sürede sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki buna bir hani ay cinsinden bir zaman biçmek çok mümkün değil. Çünkü her an her şey olabiliyor. Hem sahada hem de global anlamda her an her şey olabiliyor. Yani Ukrayna Savaşı ne olacak? Çin'in yükselişi ne olacak? Amerika mesela dünkü anlaşmaya nasıl bir tepki gösterecek? Çünkü Çin'in doğrudan meydan okumasıdır bu Amerika'ya. Yani artık Orta Doğu'da benim aracılığımla işler yürüyor. Barış da benim aracılığımla oluyor. Anlaşma da ben olmazsam çatışmalar sürüyor gibi. Aslında geleneksel olarak Amerika'nın soyunduğu role soyunuyor Çin. Esasen hocam az evvel Levent hocamın işaret ettiği nokta mı bu? Yani Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye, o savaşa kanalize olması sonucu mu böyle bir anlaşmanın önü açılmış oldu sizce? Tabii ki yani Amerika'nın Orta Doğu'dan, Orta Doğu'daki angajmanını azaltması, yani çok klasik tabirle Amerika'dan doğan boşluğu Çin doldurmaya çalışıyor o noktada. Bu da yani eşyanın doğası gereği, fizik kanunları gereği. Boşluk kabul etmiyor doğa. Dolayısıyla bir süper güç çıkıyor, başka bir süper güç dahil oluyor. Tabii Amerika ile Çin arasında bir takım farklılıklar var. Mesela Amerika'nın askeri gücü, işte Körfez'deki donanması vesaire, üslerde bulunan Amerikan askerleri. Çin'in böyle bir varlığı henüz yok. Fakat Çin bu tarz bir askeri varlığa da, askeri güce de tahvil etmeye çalışacaktır ekonomik ve şu anda da gelişmeye başlayan diplomatik ve siyasi varlığını bölgedeki. Dolayısıyla burada artık bence bu yeni aktörü de konuşmak gerekiyor tabii ki. O yüzden bütün bu gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz önümüzdeki günlerde ve sahadaki gelişmeler bize neyi gösterecek? Ona göre tabii ki ülkelerde kendileri pozisyon alacaklar. Ama şu anda olumlu bir süreç devam ediyor gibi görüyorum ben. Şimdi hocam sizden başlayalım yine. Güney Kafkasya meselesine az evvel değindiniz, ifade ettiniz. Şimdi yakın bir zamanda şundan bahsediyorduk. Azerbaycan'ın İran'daki, Tahran'daki büyükelçiliğine yönelik bir saldırı meydana gelmişti. Aslında Kalaşnikov'la göz göre göre giren bir saldırgan vardı ve güvenlik görevlisini yaralamıştı vesaire. Şimdi bir güvenlik zafiyeti mi vardı boyutuyla tartıştık. Doğrudan Azerbaycan mı hedef alındı? Ya pek çok boyutu vardı ve bunu bu ekranlarda yine sizinle konuşmuştuk. Biraz derinlemesine incelemiştik. Şimdi Azerbaycan ve İran arasındaki gerilime dikkat çektiniz. Ancak bu hafta Ermenistan ve İran arasında da farklı yakınlaşmalar görüldü. Sizce İran bölgede ne hedefliyor? Güney Kafkasya'da istikrar için İran'a nasıl bir rol düşüyor? Veya nasıl bir engelleme yapabilir? Bana mı soruyorsunuz? Evet hocam. Tamam. Şimdi İran'ın bölgedeki siyasetini hepimiz biliyoruz. Hatta bu büyükelçilik saldırısını da yine sizin programınızda konuşmuştuk. Sıcağı sıcağına. Yine hocam da vardı. İran'ın bölgedeki pozisyonu şu. Yani 30 yıldır, 30 küsur yıldır işgalin başladığı zamandan beri ben diyor arabuluculuk yapacağım. Meseleye tarafsız yaklaşıyorum.
Aslında bu sahadaki gerçekliğin devamından başka bir şeye hizmet etmedi. Yani buna bir şekilde ya ben tarafsızım, arabulucuyum dediğiniz zaman bu meselede tarafsız olmanız mümkün değil. Çünkü burada uluslararası hukuk açısından hakları çiğnenen bir ülke var. Toprakları işgal altında olan bir ülke var. Burada nasıl tarafsız olacaksınız ki eğer uluslararası hukuka, komşularınızın hukukuna, komşularınızın toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğinizi iddia ediyorsanız? Dolayısıyla İran'ın bu tavrı 30 küsür sene devam etti maalesef. Ve bu sahadaki statükonun perçinlenmesinden başka bir işe yaramadı. Şimdi 30 küsür senenin ardından sahada değişen jeopolitik dengeler var. Yeni bir gerçekliği konuşuyoruz. Bu yeni gerçeklik şu: Azerbaycan topraklarının büyük kısmını, Karabağ topraklarının işgalden arındırdı. Ve bunu tam olarak, yani bütün topraklarını da kurtarma yönünde bir irade göstermeye çalışıyor. Yani %100 bütün topraklarını azat etmeye çalışıyor. Ermeni varlığını hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir düzleme doğru taşımaya çalışıyor kendisini. Bu yönde de çeşitli adımlar atıyor. Mesela Zengezur Koridoru bu adımlardan bir tanesi. Bunun dışında başka bir takım alternatif çözümler de sunuldu aslında. Mesela altılı mekanizma dendi, Türkiye buna destek verdi. Ama gerek bu Zengezur Koridoru olsun, gerek altılı mekanizma olsun, bu noktada İran maalesef atılan bu adımlara sert tepki gösteriyor ve çözüme katkı sunmayacak bir tarzı benimsemiş durumda. Yani sahada yaptığı o tatbikatlar, o sert açıklamalar vesaire, maalesef bunlar çözüme katkı sağlamıyor. Tabii ki İran'ın bu konuda sertleşmesi bu kez Azerbaycan yönetiminin daha da sertleşmesi sonucunu doğuruyor. Yani karşılıklı olarak bir sertleşme ve tansiyonun yükselmesi burada beraberinde geliyor. Tabii ki Türkiye Azerbaycan'ın yanında, fakat arayı da yumuşatmaya çalışıyor bir şekilde. Çünkü yani bu buradan doğabilecek çeşitli gerginlikler, inşallah tabii ki sıcak çatışma tarzı şeyler beklemiyoruz. Bunlar olmayacak diye ümit ediyoruz. Ama bu bölge ülkelerine en başta zarar verir. Yani en başta İran'a zarar verecektir. En başta Azerbaycan ve Türkiye. Dolayısıyla biz, yani yine Levent Hoca çok güzel bir tespitte bulunmuştu daha en başında konuşmasının. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğine bağlı. Aynı şekilde Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğine, İran'ın güvenliği yine Azerbaycan'ın, Azerbaycan'la Türkiye'nin güvenliği birbirine bağlı. Dolayısıyla bu zemin üzerinde konuşmamız gerekiyor. Yani bunu bir asgari gereklilik olarak varsaymamız, tüm aktörlerin bunu peşin peşin kabul etmesi ve bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Bu noktada İran hatası şu: Rusya bile Ermenistan'ı bu konuda artık desteklemezken İran desteklemeye devam ediyor Ermenistan'ı. Bu da maalesef çözüme katkı sunmuyor. Hatta Ermenistan'ı kendi haline bıraksalar Ermenistan bile bu tutumunu devam ettirmeyecek. Çünkü ya İran da biraz kışkırtıyor bu noktada Ermenistan'ı. Yani belki hiç aklında olmayan planları uygulamaya sokmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu siyaseti İran'ın bırakması gerekiyor. Eğer Güney Kafkasya'da istikrar istiyorsa ve hep birlikte, yani öncelikle Türkiye, İran, Azerbaycan, daha sonra işte Ermenistan, Gürcistan ve Rusya ile birlikte artık bu dengelerin kalıcı şekilde yeniden kurulması lazım. Zengezur koridoru mu olacak, başka şekilde mi? Ama Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün hakkının korunarak bir çözüme ulaşılması gerekiyor bu noktada. Maalesef bir takım çatışmalar yine gündeme geldi son zamanlarda. Umarız bunlar da bir an önce biter ve bu sürece zarar vermeyecek şekilde bir istikrarlı durum tesis edilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ediyorum. Levent Hocam, bu noktada size dönecek olursam, yine Güney Kafkasya'dan devam edecek olursak, İran'ın yanı sıra aslında Gürcistan'da kritik faktörlerden biri ki 3 artı 3 toplantılarına katılmaktan imtina etti. Katılmayacağını ifade etmişti. Bu bağlamda Gürcistan'ın rolünü anlatabilir misiniz? Ve Gürcistan neden toplantılara katılmaya kaçınıyor? İran Dışişleri Bakanlığı sitesine baktım. İran Kafkasya bölgesinde statükodan yanadır yazıyordu 2 yıl önce. Yine aynısı yazıyor.
Şimdi statiko kavramı galiba Türkiye'de biraz farklı anlaşılıyor, İran'da farklı. Statikodan yana olmanın kastı nedir? Var olan toprak bütünlüğü, siyasi angajmanların pozisyonu gibi. Ama galiba İran şunun farkında değil, statiko değişti. Şimdi 2 yıl önce Karabağ Savaşı'ndan önce de siz statikodan yanaydınız, yani Büyük Ermenistan idealinden yanaydınız. Şimdi diyorsunuz ki evet var olan durum devam etsin. Çok net söylüyorum. İran'ın var olan ambargolardan kaynaklı olarak başı dönmüş vaziyette. Yani ağır bir vertigo krizindeler. Neyin doğru olduğu, neyin statüko olduğu, neyin düzgün durduğunu bir sorgulamaları lazım. Bunu şunun için söylüyorum. O ağır ambargolar kolay değil. 10 küsur, aslında 40 yıldır devam ediyor da 10 küsur yıldır iyice sertleşti. Adım atamıyorlar. Artık Türkiye pazarını kullanamıyorlar. Van üzerinden, ağır üzerinden ticaret yapmakta zorlanıyorlar. Ermenistan pazarını kullanamıyorlar. Azerbaycan'da çok daha ağır bir gerginlik içerisindeler. Bir tane kapı kaldı. Gürcistan. Gürcistan, İran'ın batıya açılan kapısı pozisyonunda aslında. Bütün ticaret unsurlarını, demir çelik ürünlerini, tarım ürünlerinin tamamını Gürcistan üzerinden batı dünyasını açmaya gayret eden bir İran görüyoruz. Şimdi eğer bu denli büyük bir milletin, büyük bir kadim devletin tek çıkış kapısı Gürcistan olarak kaldıysa, hocamın belirttiği gibi alternatif arayışına giriyor ve Çin'i yanında buluyorlar. İşte bunlar maalesef doğu tipi sorunlar. Şimdi Türkiye aslında çok kritik bir kırılma noktasında. Reklama da galiba birkaç saniyemiz, dakikamız kaldı. Yok, 3 dakikamız kaldı. Harika. Türkiye şöyle bir kırılma noktasında. Biz eğer sadece bu sorunlarla boğuşmaya devam edersek doğu tipi sorunlarla uğraşacağız. Ama bakın batı dünyası bunlarla uğraşmıyor. Batı dünyasında örnek veriyorum, Hollanda'nın, Lüksemburg'un, Belçika'nın, İsviçre'nin toprak bütünlüğünden yana, ticaret yapamıyoruz, üzerimizde ağır ambargolar var noktasından yana, teknoloji unsurlarını ülkemizde kullanamıyoruz, nükleer tesis açamıyoruz gibi sorunları var mı? Zannetmiyorum. Hak ve hürriyet noktasından başka hiçbir şey konuşmuyorlar. İşte çocuk hakları, evlat edinebilme hadisesi, embriyolar üzerinde yapılan deneyler. Şimdi bunu şunun için söyledim. Eğer biz sadece Ermenistan, Gürcistan, İran, Çin vesaire gibi doğu tipi sorunlarla boğuşmaya başlarsak, ki birileri bizden sadece bunu istiyor, o zaman batı dünyasından ister istemez elemine edilmeye başlanan ve işte Reuters gibi vesaire haber ajanslarının artık bir doğu ülkesi gibi andığı bir Türkiye olacağız. Bizim, hocam çok önemli bir konuyu belirtti, Ermenistan'ın bir miktar dış dünyadaki baskılardan izole edilmesine ihtiyacımız var. Gürcistan'ın bu şekilde İran'ın üzerinde kurduğu ekonomik baskılardan izole edilmesine ihtiyacımız var ki Ermenistan'la oturalım masaya. Sınır sorunlarını konuşalım. Bu sınır kapısı İdelebet ne zaman açılacak? Sadece depremden dolayı mı açıldı? Yoksa bundan sonra, umarım da öyle olur, o de facto durumlar de jure duruma döner ve hukuki anlamda kapılar açık kalmaya başlar. Umarız İpek Yolu Köprüsü, o tarihi İpek Yolu Köprüsü, barışın da köprüsü olur yeniden. Ne kadar güzel söylediniz, ne kadar önemli. Ki biz bunları artık şunu konuşmayalım. Güney Kafkasya'da Zengezor Koridoru üzerinde İran'ın yarattığı baskı ve Ermenistan üzerinde yapılan bu bence rasyonel olmayan davranış tipi, Ermenistan'ın dahi aklında olmayanları onların rüyalarına sokmaya başladı dedi, değil mi hocam? Çok doğru. Ermenistan halkını biraz onlara bıraksanız şunu derler. Ya kardeşim, şurada kalan birkaç kilometre kayık alanı verelim. Barış antlaşması yapalım, ateşkes değil. Sınırlarımız belli olsun. Sovyetler Birliği'nin bilerek ve isteyerek bıraktığı sorun alanlarından arınalım. Oturalım ve yeni bir iktisadi işbirliği modelini Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında inşa edelim. Çünkü Gürcistan da bugün topraklarının bir kısmı işgal altında olan bir Gürcistan. Hem Rusya hem İran üzerinden baskı gören bir Gürcistan. Ekonomik anlamda tükenmiş bir Gürcistan. Ayırın Türkiye ile olan sınır kapısı noktasında Tiflis'e kadar ilerleyin. Yokluğu oynayan, yokluğu yaşayan bir Gürcü halkı var. O bakımdan onların da ben şüphesiz biraz yalnız kalsalar, burada bir ekotipinde eskiden bizim oluşturduğumuz yeni bir organizasyonu imza atacakları, bir küçük çaplı gümrük birliğini kurabilmek adına serbest ticaret antlaşmasını başlatacağına, bunun için aslında hali hazırda bizim kapımızı çalmak zorunda olduklarını bildiklerine eminim. Bu sorunların çözümü bu devletlerin üzerlerinde oynanan emperyal oyunların farkına varıp bilinçli seçmen davranışıyla yavaş yavaş uyanmalarıyla ilgilidir. Bu defa bizim uyanmamıza gerek yok. Azerbaycan'ın uyanmasına gerek yok. Biz bize ait olanı aldık ve almaya devam edeceğiz. Ama İran'sız ve Rusya'nın
kurduğu baskıdan bağımsız bir Gürcistan'a ve Ermenistan'a ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için hocam. Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Caner de bizlerleydi. Hocam kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ecem Hanım. Sağ olun. Sizi önümüzdeki haftalarda da görmek isteriz. İnşallah. Sağ olun, var olun. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Reklamların ardından yine buradayız. Hariciye'ye yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Aslında ilk yarıda kritik başlıkları masaya yatırmıştık. İran uzmanı Mustafa Caner de bizlerleydi. Özellikle İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretini konuşmuştuk ve ardından Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretin biraz daha perde arkasını derinleştirmeye çalıştık. Türkiye'den bir mesaj mı götürdü sorusuna da esasen yanıt aradık ve bunun yanı sıra da Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması için de anahtar ne olup ne olamadığını da, kilidin açılması için neyin gerektiğini de biraz daha masaya yatırmaya çalıştık. Aslında şimdi ise yine haftalardır konuştuğumuz, hatta Mayıs ayından beri neredeyse her hafta masaya yatırdığımız bir konu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik meselesi. Bu konuyu masaya yatıracağız. Şimdi de kıymetli bir konuğumuz, daha bizlerle uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Can Türk Caner bizlerle. Kıymetli hocam, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun, var olun hocam. Sizinle başlayalım. Esasen İsveç ve Finlandiya'yla kritik bir görüşme gerçekleşti. Ki hatırlatalım biraz daha süreci öncesinde. Türkiye'yi hedef almışlardı. Üyeliklerin hemen ardından üyelik sürecinin baş göstermesiyle ve özellikle Anderson hükümetinin ardından yeni hükümetin, Kristersson hükümetinin de yeniden bir kanaat ortaya koymasıyla ve özellikle terör yasasının da İsveç'te devreye girmesiyle birlikte gerek muhalefet partilerinin İsveç'te gerekse de terör örgütlerinin ayağa kalktığını gördük ve provokasyonlara her gün bir yenisini eklediler. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Stockholm Meydanı'nda hedef almışlardı. Bunun peşine Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu oldu. Rasmus Paludan isimli vekilin yaptığını biliyoruz ve bu eylemini hem Danimarka'da hem de Hollanda'da devam ettirdiler. Şimdi bu eylemler söz konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de en üst perdeden yanıt verdi ve bundan sonraki süreçte İsveç'e geçit yok dedi. NATO kapısı bundan sonra kapanmıştır mesajını verdi. Ancak deprem diplomasi yürütülmeye başlandı. Deprem meydana geldi. Asrın deprem felaketi meydana geldi Türkiye'de. Ve bu deprem felaketinin ardından Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç yeni bir adım attı ve Türkiye'ye desteklerin önünün açılmasında bir anlamda sağladı. İlk destek gönderen ülkelerden biri de İsveç oldu. Ve bunun akabinde NATO Genel Sekreterinin de kritik bir Türkiye ziyareti oldu. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile verdiği mesajda NATO Genel Sekreteri bundan böyle de demişti. Hem İsveç hem de Finlandiya üyelik sürecine artık hazırdır. Yapmaları gerekenleri yaptılar, taahhütleri yerine getirdiler mesajını vermişti. Hemen dönüşünde Brüksel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin neticesini aktarmıştı ve bu görüşme neticesinde de tarafların Brüksel'de bir araya gelmesi konusunda bir mutabakat sağlandığını ifade etmişti. İşte o görüşme bu 9 Mart'ta gerçekleşti. Yani bundan sadece 2 gün önce gerçekleşti. NATO Genel Sekreterinin ev sahipliğinde, evet, olumlu bir atmosferle sonuçlandığını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın da toplantıya başkanlık ettiğini, Türk tarafının başkanlığını ettiğini biliyoruz. İşte bu bağlamda olumlu bir atmosfer olduğunu biliyoruz ama Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmeli mesajını verdi İbrahim Kalın. Sizce Can Türk Hocam, toplantıdan ne çıktı? Bundan sonra nasıl bir atmosfer, nasıl bir yol haritası göreceğiz? Öncelikle Ecem Hanım, 6 Mart tarihinde meydana gelen yakın tarihimizin en büyük doğal afeti olan
ve yaklaşık 47 bin insanımızın hayatını kaybetmesi, on binlerce, yüz binlere yakın insanımızın yaralanmasına sebep olan, milyonlarca insanımızın bir yerden bir yere hareket etmek zorunda bırakan bu ağır bir kriz, ağır bir felaketten dolayı Türk milletinin başsağlığı dilemek istiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak böyle bir ağır bir kriz içerisindeyken bir de malum seçim süreci gündeme geldi ve Türkiye'nin iç politikası bir yandan deprem kriziyle uğraşıyor, bir yandan da seçim süreci başladı. Onun da yapmış olduğu bir yansıma var. Tabii böyle bir süreç içerisinde dış politika dünya dönmeye devam ediyor. Dış politikadaki tüm dönüşümler bütün hızıyla devam ediyor. Malum siz çok güzel özetlediniz. Yani İsveç'in özellikle NATO üyeliğiyle başlayan Türkiye gerginliği, İslam düşmanlığı üzerinden tırmandırılmaya çalışılan Türkiye karşıtlığı ve akabinde özellikle Türk Büyükelçiliği önünde başlatılan eylemler, sadece İsveç'te değil, akabinde Danimarka'da, Hollanda'da yapılan eylemler ve Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesinde bu Avrupa'da yaşayan bölücü örgütün yandaşlarının Avrupa'daki yerel siyasete ne kadar nüfuz ettiğini de gösterdi. Ve ortaya bir kriz çıktı. Krizin sonucunu da Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak gerçekten çok doğru, çok yerinde bir tepki gösterdi ve süreç devam ediyor. Şimdi ben olayı önce şuradan değerlendirmeyi düşünüyorum. Ecem Hanım, mesele sadece İsveç'in veya Finlandiya'nın NATO üyeliği değil. Esasen NATO üyeleri ülkelerin terörle mücadelemizde ne kadar teröristlerin yanında olduğunu, bölücü örgütün gerek Suriye'de gerek Irak'ta tüm unsurlarına ne kadar büyük destek verdiklerini biliyoruz. Türkiye'nin amacı burada İsveç'i durdurmak değil. Buradan yola çıkarak artık önceliği olan ve temel dış politik argümanı olan terörle mücadele ve güvenliğinin sağlanması unsurlarını sözüm ona ortaklarına, müttefiklerine kabul ettirmek. Yani bizim esasen İsveç'in NATO üyeliğini engellemedeki amacımız veya girmesine engel olmadaki amacımız İsveç'i sevmediğimizden veya İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı olduğumuzdan değil. Bunu zaten Dışişleri Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı defalarca dile getirdi. Özellikle Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun söylemlerini çok dikkatli okumak lazım. NATO'nun genişlemesi, NATO'nun güçlenmesi, 21. yüzyılda dünyadaki terörle mücadeledeki olan katkıları, dünya barışının sağlanmasındaki NATO'nun rolü üzerinde çok önemli bir takım faydaları olduğunu biz defalardır dile getirdik. Ki ifade edelim, NATO'nun açık kapı politikasına en çok saygı duyan ülkelerden biri ve bu açık kapı politikası aynen bağlamında yeni ülkelerin katılımı için çağrı yapan ülkelerden biri ve imza atan, evet, o bildirinin altına imza atan ülkelerden biri. Geçmiş yıllarda Türkiye bunları da yani defalarca da yaptık. Yani işte Bulgaristan'ın katılması sürecinde, Macaristan'ın katılması sürecinde, yani eski Doğu Blok ülkelerinin NATO üyeliğinde Türkiye çok öncülük ve önderlikte etti. Ama tabii mesele İsveç olunca meselenin boyutu biraz değişikliğe uğruyor. Neden? Şundan dolayı. İsveç ve ardından Finlandiya bugün Avrupa'da terör örgütünün, oradaki bölücü terör örgütünün tüm unsurlarına en yoğun destek veren ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar Batı ülkeleri de dahil olmak üzere İsveç ve Finlandiya bölücü örgütü bir terör örgütü olarak nitelese de meseleyi demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, ifade özgürlüğü çerçevesinden görerek buradaki örgütlerin sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun ilişkiler geliştiriyor. Ve hatta Güneydoğu'da, Irak'ta ve Suriye'de güvenlik güçlerimizin ele geçirmiş olduğu mağaralarda elde edilen silahlara baktığımızda çoğunun İsveç ve Finlandiya yapısı olduğu artık gözlerden kaçmıyor. Her ne kadar Almanya olsun, Amerika olsun biraz silah dağıtımında ciddi derecede kısıtlama veya denetim getirmiş olsa da İsveç'te bunları görmüyoruz. Yani elde ettiğimiz bütün mühimmatların, terör örgütüne ait mühimmatların
neredeyse tamamı İsveç, Finlandiya, Danimarka menşeli. Özür dilerim, kesildi galiba. Evet, bu da gösteriyor ki bölücü örgüt ciddi anlamda İskandinav coğrafyasına konuşlanmış durumda. İşte Türkiye'nin derdi başta İsveç ve Finlandiya'nın bölücü örgüte Irak'ta ve Suriye'de vermiş olduğu desteği kesmek. Akabinde tarihe bir not düşürmek istiyor. Bu not ise NATO müttefiklerinin, Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerin, Avrupa Birliği'ne de biz yani Gümrük Birliği ile bağlıyız. Bütün bunların buradaki ilişki içerisinde olduğu, sözüm ona yıllarca dost ve müttefik olarak gördüğü ülkelerin terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirmesini, özellikle bölücü örgüte bakış açısını dönüştürmeyi amaçlıyor. Tabii İsveç bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani terörle mücadele yasasındaki değişiklikleri devreye getirdi. Bunu daha önce sizlerin sayesinde, Bengü Türk sayesinde çok irdeledik, çok tartıştık. Ben bunu defalardır şunu söylüyorum. Yani İsveç'in terörle mücadele kanunu yeterli değil. İsveç'in bir anayasa değişikliğine gitmesi gerekiyor. En önemlisi hemen acil olarak sivil toplum ve ifade özgürlüğüyle ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü terörle mücadele kanununa baktığımız zaman İsveç'in getirmek istediği 12 maddelik bir kanun bu. Bu kanunda terör örgütlerinin alenen ve hem İsveç coğrafyası içerisinde hem de doğrudan Türkiye'ye karşı söylemlerde ve eylemlerde bulunması söz konusu olursa bir engelleme olacağını ifade ediyor. Yani terör örgütünün oradaki sivil toplum uzantıları, sivil toplum kuruluşlarının, bunlar sayılmıyor. Bunların faaliyetleri sadece ifade özgürlüğü içerisinde değerlendiriliyor. Yani İsveç yasalarına aykırı davranışlarda bulunurlarsa kapatacağız diyor. Zaten bu tarz unsurlar İsveç'te veya Finlandiya'da doğrudan bir faaliyette bulunmuyorlar ki. Akabinde şeyi de gördük. İşte Kur'an yakma eylemini, o çirkin davranışı da gördük. Nitekim geçtiğimiz hafta o şahıs tekrar İsveç'te Kur'an yakma eyleminde bulunmak için izin almıştı. İzin almak için girişimde bulunmuştu. Bu sefer izin vermedi. Şimdi ne oluyor da? O zaman ifade özgürlüken şu an neden izin verilmiyor? Yani, en önemlisi şu da var Ecem Hanım. Malumunuz benzeri bir eylemde Tevrat'ın yakılmasıyla ilgili bir eylemde bulunmak istemişlerdi. Ona bununla ilgili bir girişim vardı. Hemen ona engel oldular. Sebebi ne? Sebebini de şuna dönüştüler. İsveç'te soykırım yasası var. Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yapılan soykırım yasası, soykırım ayrımcılığı yasası var. Hemen o devreye girdi. İşte Türkiye'nin de aslında istediği, arzuladığı şey benzeri bu tarz bir şey. Yani sadece Türkiye'ye yönelik bir şey de istemiyoruz biz. Biz bir bütün halinde İsveç'te terör örgütlerinin yani insan hakları, ifade özgürlüğü çerçevesinde artık hedef ülkelere karşı total bir şekilde eylemlerde bulunmasına engel olacak bir düzenleme istiyoruz. Nitekim bizim ülkemizde de benzer bir düzenleme yasalar var. Mesela Finlandiya sessiz sedasız, mesela depremin ortaya çıkardığı sıkıntılı dönemlerde kaçtı. Yani gözden kaçtı elbette ama dışişleriyle ilgilenenler bunu gözden kaçırmadılar. Mesela Finlandiya sessiz sedasız bununla ilgili düzenlemeleri çoktan yaptı. Finlandiya'da sadece Türkiye'ye yönelik değil, herhangi bir üçüncü ülkeye karşı da doğrudan tehdit, şantaj, para toplama, adam devşirme, eleman devşirme, militan devşirme veya silah yardımında bulunma, hatta bağış adı altında
yardım toplama faaliyetlerinin bile kısıtlandığını görüyoruz. Ki deprem sürecinde bile pek çok Avrupa ülkesinde FETÖ'cülerin Türkiye'ye destek göndereceğiz diyerek para topladığını ve bu yardımların herhangi bir şekilde evet. Türkiye'ye ulaşmadığını da görmüştük. İşte söz konusu olunca, yani Türkiye olunca Ecem Hanım, bir anda Avrupa ülkeleri hem kör hem de sağır olmayı tercih ediyorlar. Tabii bunun sebebi bizim Orta Doğu coğrafyasında son zamanlarda, son özellikle 5-10 yıldır elde ettiğimiz dış politikadaki manevra değişikliği ve bu noktadaki başarılar. Yani Türkiye sıradan herhangi bir Orta Doğu ülkesi değil. Türkiye endüstrisiyle, ekonomisiyle, insan gücüyle, savunma sanayisiyle, bölgede bir de tarihsel gelenekleriyle bir imparatorluk mirasçısı olarak, tarihsel gelenekleriyle bölgede artık oyun kuran, oyun bozan, oyun değiştiren, hatta bunu küresel çapta da aktör olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke. Ve bu elbette ki Avrupa'nın ve başta Amerika olmak üzere Batı'nın planlarını bozucu bir şeyde, bir boyutta olabiliyor. Çünkü biz Batı'yla yakınlaşmak istedikçe, bütünleşmek istedikçe ve Batı bloğunda evrensel insan hakları ve demokrasi çerçevesinde yer almak istedikçe, Batı özellikle Orta Doğu'daki bölünmüşlüğü, Orta Doğu'daki parçalanmışlığı Türkiye üzerinden okuma gayreti içerisinde. Her ne kadar 6 Mart tarihinden itibaren dış politikada özellikle Avrupa ile olan ilişkilerimiz insani boyuta eriştiyse de bunun hemen hani bir gevşeme veya her şeyin düzeldiği şeklinde okumamak lazım. Elbette bir deprem oldu, bir yıkım oldu. Ülkemizde çok ciddi bir hakikaten asrın felaketi diyebiliriz biz buna. Hatta asırların felaketi de diyebiliriz. Kolay değil yani ortaya çıkan yıkımın hem deprem sonrasında hem de bundan 10 yıl içerisinde belki onlarca yıl sonra biz bu depremin yaralarını hala sarıyor olacağız. Yani Allah bizi başka böyle bu tarz depremlerle sınamasın inşallah diyelim. Bununla ilgili tedbirlerimizi de inşallah hızla alalım ki önce oturduğumuz evlerimiz sağlam olsun ve daha rahat hareket edebiliriz dış politikada. Yani benzeri şekilde benzeri felaketler yurt dışında olsaydı Türkiye'de aynı tepkiyi gösterirdi ve Türkiye'de canhıraş yardıma koşardı. Belki daha da fazlasını yapardı. Yani mesele deprem diplomasisi veya insani diplomasi perspektifinde ele alınırsa tabii bir yumuşama görülür ama aslında bu bir yumuşama değil. Bu bir krizin dondurulması süreci. Yaşanan hadiselerin biraz geciktirilmesi süreci. Çünkü Türkiye ağır bir yara aldı bu noktada. Tabii bununla beraber İsveç bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle önümüzdeki 20 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nde bir donörler bağış konferansı. Ona önümüzdeki dakikalarda geleceğim hocam. Evet. O başta daha benzeri sonra yer açalım. Benzeri şekilde onu da tamam ona da yapalım. Şimdi ben Levent Hoca'ya döneyim arzu ederseniz. Çünkü İsveç... Ondan sonra o başlığa da değinelim. Hem de İsveç meselesini biraz daha derinleştirelim önümüzdeki dakikalarda. Şimdi Levent Hocam, başta Caner Hocam'la Cantürk Caner Hocam'la konuştuk ama şimdi konu pek çok yönle ele alınıyor. İsveç hükümeti belli bir irade ortaya koyuyor elbette ki ama süreci kimin baltalamaya çalıştığı da meçhul. Muhalefet mi baltalamaya çalışıyor, terör örgütleri mi? Rasmus Paludan Rusya tarafından fonlanıyor diyenler de var, böyle iddialar da var. Sizin görüşünüz ne? Çok makul bir iddia. Yani Rasmus Paludan'a bu tip bir faaliyette bulunması için finans sağlayan bir gazetecinin yıllarca Rusya'dan destek aldığı ve Rusya adına çalıştığının tespit edildiği, burada çok muhtemel Stockholm'den Kopenhag'a kadar gitmesi, Kopenhag'dan Stockholm'a kadar geri dönmesi için sağlanan o küçük çaplı finans desteğinin bile Paludan'ın cebinde olmadığına, birileri tarafından konulduğuna ilişkin algı, Paludan'ın geçmiş yıllardaki mesleki başarılarını, cinsel taciz suçlamalarını vesaire hepsini üst üste aldığımızda sadece bu adam bir ırkçı değil. Bu kişi kullanılmaya çok müsait bir aparat. Kim tarafından kullanılıyor? Zaman zaman hani Fransız ihtilali dönemini anlatırken aslında çok güzel bir söz var. Kalabalıklar diyor. Eğer heterojen yapıdaysa içerisinden satın alınabilecek alçaklar muhakkak bulunur.
Daha sonra da buna benzeyen bir yapıyı biz burada görüyoruz. Kalabalıklar var ve satın alabilecek biraz ne diyelim artık kifayetsiz, şahsiyetsiz kişiler var. Çok önemli değil. Paludan ve benzerleri tabii ki çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'i yakacaktır, hakaret edecektir, İslam düşmanlığı olacaktır batıda. Bu göç olgusu bu şekilde büyümeye devam ettiği müddetçe, işsizlik denilen mekanizma sanayileşmenin göbeğinde var olmaya devam ettiği müddetçe, en ufak bir iktisadi durgunluğa bile aslında tahammülü olmayan bir batı dünyası gördüğümüz müddetçe ki batıyı bir arada tutan sadece ekonomisi değil mi? Ahlaki değerler üzerine kurguladığınız zaman 17. 18. yüzyıl çok uzak değil. Ne zamanki çıkarları çatıştı, ne zamanki Afrika'da paylaşabilecek coğrafya bulamadılar, Birinci Dünya Savaşı'nı gördük. Sonra dediler ki 20 yıllık bir huzur dönemi olur mu? 1920'ler, 23'ler, 28'ler olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nı gördük. O zaman dediler ki ekonomik bir işbirliği, iktisadi bir işbirliği bizim farklılıklarımızı, ayrışmalarımızı ancak ortadan kaldırır. Ama bu gerçek bir ortadan kalkma değil. Aslında kilimin altına süpürülen hırslar, kinler ve nefretler milyonlarca Fransızın, milyonlarca Almanın, İtalyanın, İngiliz'in öldürdüğü savaşlardan 40 yıl sonra acaba aralarındaki husumet ortadan kalkmış mıdır? Aralarındaki hala topraklarını büyütme sevdası, ırklarına dayalı o ağrı ırk sevdası, Lebensraum idealleri, büyük Almanya, büyük İtalya, büyük Fransa, Katolik devletlerin topluluğu, yeni bir cumhuriyet kalıbı ortadan tabii ki kalkmamıştır. İtalya'da gördük. Mussolini'ye ne denli sevdalı olduğunu ortaya koyan bir kişinin başbakan olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar kalkmayacak. İktisadi durgunluğun olduğu her daim, bakın pandemi dönemi, ekonomik durgunluk, ırkçılık bir kere daha atladı. Avrupa'da bunlar ortaya çıkacak ama asıl sorun şu. İsveç, uluslararasılaşmaya hazır mı? Yıllarca mikro milliyetçilik tabanlı büyümüş. Avrupa Birliği'ne üye olmaktan dahi uzun yıllar boyunca imtina etmiş. İşte 95-92 dönemine kadar ikna edilememiş bir İsveç. Şimdi AB'ye aslında zorla dahil edilen, Euro'yu benimsemeyen, Gümrük Birliği kurallarını her daim esneten, bütçe noktasında en zayıf finans desteğini sağlayan, kendi ürettiği araba tipi model hariç büyük oranda kendi coğrafyasında kullanmaktan yana olan, savunma sanayi alanındaki teknolojisini asla paylaşmayan İsveç, acaba uluslararasılaşmaya hazır mı? Sadece Avrupa Birliği sınırlı kalmış bir yapı değil, NATO demek bir kültürel doku demek aynı zamanda. NATO sadece bir savunma işbirliği değil, sadece bir güvenlik modeli değil. Aynı zamanda bir aile ve bu ailenin koyduğu kurallar var. Ve sizden de taviz verilmesine ilişkin gerçek bir algı var. Nasıl taviz vereceksiniz? Terörle mücadele yasasını çıkaracaksınız. Yetmez. Hocam çok güzel vurguladı. O terörle mücadele yasasının ilgili maddelerinde terör tanımı yok. Benimle aynı terör tanımı bağlamında, terörizm tanımı bağlamında buluşamadığınız, aynı güvenlik kaygılarını yaşamadığınız müddetçe İsveç'in NATO'ya üye olmasının emin olun NATO açısından da Türkiye bağlamında hiçbir artı değer taşımayacağını düşünüyorum. Ama bir konuyu özellikle vurgu yaptınız. Net. Türkiye açısından İsveç'in NATO'ya üye olmasının hiçbir artı değeri yok. Ama Türkiye açık kapı politikasından yana. Ne zamandan beri? 70 yıldır. NATO ittifakına dahil olduğundan ve Sovyet tehdidini en yakın şekilde algıladığı günden beri NATO'nun büyümesi Türkiye'nin de çıkarlarını şüphesiz pekiştirecek bir gerçekti. Fakat bugün gelinen nokta aslında başka bir şey söylüyor. Finlandiya'da konuştuktan önce yapılan anketlerde artık yavaş yavaş Finlandiya ve İsveç'in paket halinde girmesinin zorunlu olmadığı, Finlandiya'nın bir an evvel NATO'ya üye olmasının gereklilik arz ettiği konuşulmaya başlandı. Çünkü doğrudan sınırı olan ülke Finlandiya, İsveç değil. Onun için süre de gerekebilir. Önemli değil zaten. O yüzden aslında şunu da ifade etmekte fayda var. Diplomatik kaynaklar da aktarıyor. Süreç bundan sonra ayrılıyor. Yani bu net bir şekilde Türkiye'nin başarısı, esasen Türkiye'nin başarısı, ancak bu başarıyı doğrular nitelikte de ABD'den bir açıklama geldi ki ABD'nin tutumunu biliyoruz. Sert tutum, ikisi aynı anda girecek ve ivedilikle girecek, üye olacaklar şeklindeydi. Paket bölünemez. Pentagon sözcüsü John Kirby de geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin bu diplomatik kaynakların aslında verileri paylaşmasıyla birlikte onu da doğrular nitelikte ayrı ayrı üye olabilirler. Buna açığız mesajını verdi. Bu da kritikti. Bu gelişmenin önünü açan şey neydi sizce? Ya aslında bu sürpriz hediyeli yumurta çikolata gibi. Çikolatasını yiyorsunuz Finlandiya, içinden İsveç çıkıyor. Biz bunun böyle olmaması gerektiği kanaatindeydik. Çünkü Türkiye bir şeyi başardı. Biz İsveç ve Finlandiya'dan bağımsız yönettik aslında bu süreci. Tanımlamalarda ortaklaşalım. Aile kavramının hassasiyet arz eden yanlarını bilelim. Bir,
teröre olan desteği sözlü olarak ya da İsveç zarar gördüğünde değil, uluslararası doku zarar gördüğünde kesebilecek yasal tedbirleri alın. 2. Hocam belirtti. Sivil toplum dediğiniz dernekler ve vakıflar yasalarınızı tekrar düzenleyin. Ey İsveç, sana söylüyorum da Almanya, sen anla. Almanya neyi anladı? Almanya dedi ki, ülke ocakları terör örgütüdür. Hayır değildir dedik biz, PKK terör örgütüdür dedik. Hollanda dedi, Fransa dedi, Amerika Birleşik Devletleri dedi. ABD dedi. Camilere girdiler, konuştu, Kur'an-ı Kerim'i aldı, bir polis gördüm ben onu. Bir torbaya attı ve savcılığa sundu. Delildir dedi bu. Neyin delili dedik? Yani biz bir IŞİD, DAEŞ yapılanmasıyla çok net, en yoğun şekilde mücadele eden ülke Türkiye. Uluslararası terör yapılanmalarıyla, uluslararası savaşçılarla kavramını tanımlayan ülke Türkiye. Hepsini yakaladık, teslim ettik. Bakın dedik, bu 16 IŞİD'ci Fransız vatandaşı, alın gereğini yapın. Yapmadılar, Nice saldırı oldu. Yapmadılar, Paris'te onlarca şey yaptı. Hocam görmüyor muyuz? DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu adı altında YPG, PKK'yı fonlamaya çalışıyorlar. Başka bir anlamı yok. Ciddi anlamda yok. Yani geçtiğimiz günlerde Suriye'de de, Victoria Nuland'ın bölge ziyaretleri sırasında da, Katar'daki o toplantıda da yani yapılan o yardımların haddi hesabı yok. Terör örgütü ayrımı yapmıyor Türkiye. Türkiye diyor ki senin teröristin, benim teröristim yok. Zaman, terör terördür, teröristler teröristlerdir. Bunun doğrudan benimsenmesi gerek. O zaman Türkiye, bir gerçeği vurgulayalım, İsveç'te pazarlık yapmıyor. Batı dünyasıyla yapıyor. Ey Finlandiya, sen şartlarını yerine getirdiysen tamam, bu gayet doğal. NATO ittifakının ortaya koymuş olduğu parametreler zaten 48-49'dan beri ortada. Bunları yerine getir. Ama konu İsveç değil. İsveç'le konuşurken ben Macron'un gözüne bakıyorum. İsveç'le konuşurken aynı zamanda dönüyorum Hollanda'nın, Belçika'nın, Lüksemburg'un sorgulaması gereken ABD'nin normları söylüyorum. Şimdilik gücüm belki oraya dönmeye yetmiyor ama onlar bizim cümlelerimizi çok iyi anladılar. O bakımdan sorduğunuz soru buydu. ABD ne zaman gerçekten Türkiye'nin bu anlamda real tutum içerisinde olduğunu söyledi, o zaman galiba Phuket ayrılabilir dedi. Çünkü Türkiye ciddi. Bu arada bu sadece siyasal iktidarın meselesi değil. Bu hadise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 15 Temmuz'u yaşayan Gazi Meclis'ten oylanacak. Yani 23 Nisan 1920 ruhunu taşıyan mecliste oylanacak. Dolayısıyla hangi siyasi partinin mecliste olduğu değil, tüm milletin 600 vekille temsil edildi o meclis. Nasıl o eller evet diye kalkacak İsveç'in bu haliyle NATO üyeliğine? İşte bunu vurgulamak lazım. Biz İsveç'le pazarlık etmiyoruz. Biz NATO'nun kalan 29 üyesiyle pazarlık ediyoruz. Makedonya'nın ismini değiştirdiniz. 9 yıl pazarlık ettiniz bu ülkeyle. 9 ayda mı İsveç üye olacak? İsveç'in NATO üyeliği konusunda çok güçlü bir anketi İsveçlere yapsalar, ben İsveç halkının da NATO'ya üye olmak diye bir kaygısı olmadı inancı. Bir terör kaygısı da yok keza. Yok. Ya Türkiye'nin ülkenin güneyinden gelen terör kaygısı var. Yani bu açık ve net. MGK toplantılarından çıkan bildirilerde de bunu görüyoruz. Güney sınırlarımız tehdit altında ve hudut güvenliğimiz en önemli şey. İsveç'in güney sınırı en son ne zaman tehdit altındaydı? İsveç'in Norveç'te ayrılmasındaki hikaye terör müydü? İskandinav devletler arasında bütünlüğü sağlayamayan huzur. En son 1815 Viyana dönemi 14 Napolyon Savaşları. 200 yıldır böyle bir algı yaşamamış İsveç'te ben neyin pazarını yapacağım? Aynı kaygı yaşamıyoruz. Aynı kaotik ortamın, coğrafyanın insanları değiliz. Biz Batı dünyasına sesleniyoruz. İsveç'e koyduğumuz şartlar hepiniz için geçerli. Çünkü yarın bu terör yapılanması döner, dolaşır, tamam. Belki PKK Belçika'da çok büyük bombalı bir saldırı yapmayacak. Ama terör finansmanı noktasındaki kapıyı kapattığınız gün yaşayacağınız başka şeyler olacak. Uyuşturucuyla mücadele, insan kaçakçılığıyla mücadele, doğrudan göçmen ticaretiyle mücadele. Hepsi Batı dünyasının sorunu. Eğer bugün Batı'da 10 milyon Suriyeli varsa, Suriye, Irak, katarak söylüyorum, yarın bu sayı 20 milyonu bulduğu zaman dönecekler. Ey Türkiye, bu kapıyı niye kapatamadın? Hayır, siz ahlaki kapılarınızı kapatamadınız. Siz normlarla ilgili uyumu sağlayamadınız. Biz de Türkiye olarak maalesef alabileceğimiz tedbirlerin sınırını resmettik. Hadi buyurun bakalım tekrar. O gün belki geç olabilir o devletler için. Umarım bu dönemde bunu anlarlar. Çok teşekkür ediyorum hocam, kıymetli katkılarınız için yine. Can Türk hocam, size dönmek istiyorum bu noktada. Kritik başlıklar elbette ki var. Az evvel de ifade ettiğimiz hususa da değinmenizi rica edeceğim. Sürecin ayrılması meselesi. Bu ayrılık Türkiye'nin başarısı olarak nitelendirilebilir mi sizin nazarınızda?
Yani bizim zaten İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde Türkiye'nin tavrı net. Esasen Türkiye meseleyi zorluk çıkarmak veya NATO'ya veya İsveç'e karşı bir başarı olarak da görmüyor. Bakın şimdi Türkiye, İsveç'in Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yani hükümet İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı İsveç istihbaratına kimlerin oradaki terör örgütü elemanlarının gerek FETÖ gerekse de bölücü örgütün ne faaliyetlerde bulunduğunu, bunların terörün finansmanına ne tür katkılar olduğunu ellerine somut olarak verdiler. Yani biz İsveç'in NATO üyeliğine çekincelerimizi ortaya koyarken, hayır derken biz bunu afaki olsun veya tabiri yerindeyse şımarıklık olsun, kapris olsun diye yapmadık ki. İsveç'in gerek FETÖ gerekse de bölücü örgüt unsurlarının ne kadar İsveç'te yoğun faaliyetlerde bulunduklarını, Türkiye'ye yönelik hem uluslararası hem de doğrudan Türkiye sınırları içerisinde hangi tür yıkıcı faaliyetlerde olduğunu zaten esasen biliyoruz. Yani bütün bunlar belirli bir takım somut belgeler üzerinden ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin bu kadar bastırmasının sebebi aslında bir güç gösterisi değil. Ha başarı mıdır? Elbette yani Türkiye'nin bir duruşu vardır. Bu duruş yani kapalı kapılar arkasında farklı veya ne bileyim dünya kamuoyunda veya ulusal kamuoyunda farklı değil. Türkiye çok net, çok sabit, çok doğru bir duruş sergiliyor. Esasen zaten Türkiye'nin dış politikası da hiçbir zaman bu perspektiften olmadı. Özellikle son 10 yıldır Türkiye dış politikada kestirilebilir, öngörülebilir, çok net, ne istediğini bilen ve bunları da çok doğru bir şekilde, doğru somut şekillerde ortaya koyan bir ülke. O noktada Batılılar, özellikle İsveç dışişleri bunu aslında çok iyi biliyorlar. Peki bilmedikleri ne? Bilmedikleri durum şu. Şimdi İsveç'in direnmesinin iki sebebi var. Birincisi, eğer diyor Türkiye'nin haklı olduğunu kabul eder ve Türkiye'nin istedikleri doğrultusunda bir dış politika, yani bir NATO üyeliği, hatta bir terörle mücadele politikası ortaya koyarsak, benzeri şekilde yarın diğer ülkeler de aynı zorluğu bize çıkarır üzerinden gidiyor. Birincisi bu. İkincisi, bir de iş kamuoyu var. Şu an İsveç hükümetinin üç ayaklı, hatta bir tanesinin de dışarıdan desteklendiği, yani 3,5 partili bir koalisyon olduğunu biliyoruz. Ve bu koalisyon aşırı sağ hükümeti, yani aşırı sağ parti tarafından da destekleniyor. Dolayısıyla İsveç'te şu an zaten iç siyaset aşırı sağ ve aşırı sol unsurların elinde. İsveç'te başbakanı ve hükümeti devirmek isteyen sol partiler var ve bu sol partiler özellikle bölücü örgütle ve FETÖ örgütüyle beraber hareket ediyor. Dolayısıyla bir hükümeti yıkma, hükümeti yıpratma, önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerde yeni bir iktidar odağı kurma gibi bir hesaplaşması da var. Yani İsveç'in şu an içinde bulunduğu durum iş politikadaki dengesizliklerden de kaynaklanıyor. Ve maalesef İsveç gibi ülkelerde güçlü hükümetlerin gelmesi her zaman sıkıntılı oluyor. Çünkü İsveç siyaseti çok parçalı, çok parçalanmış durumda. Dolayısıyla İsveç'in böyle bir problemi var, böyle bir dengesizliği var. Tabii Türkiye çok net, kararlı bir duruş sergiledi. İnşallah bu kararlı duruş seçimlerden sonra da sergilenecek ve İsveç terörle mücadelesini sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda sivil toplum kanunlarıyla da düzenlemesini yapacak. Yani bu süreç, eğer İsveç NATO'ya üye olacaksa, İsveç önce kendi içerisindeki bu terör artıklarını, terör odaklarını temizlemeli. Bu İsveç için de geçerli. Şimdi 2019'da, 2020'de hiç terör saldırısı olmamış İsveç'te. Yani İsveç'teki toplum ve iç siyaset gerek komşularıyla gerekse uluslararası alanda bulunduğu jeopolitik konum gereğiyle rahat bir konumda. Dolayısıyla
İsveç bu noktada bir sıkıntı hiçbir zaman çekmiyor. Esasen terör kavramı da İsveç'e yabancı. Yani İsveçlilerin bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmesi için İsveç'in terörle mücadele sürecine girmesi lazım. Ki o zaman anlayabilir. Onun dışındaki bir de dediğim gibi bu terör odakları İsveç'te son derece sakin, sessiz, yani demokratik rejimin her türlü imkanlarından yararlandıkları gibi hem birbirleriyle çok yoğun bir ilişki içerisinde oluyorlar hem de İsveç siyasetine, yerel siyasete sirayet ediyorlar. Dolayısıyla ortada çok karmaşık, iç içe geçmiş bir takım ilişkiler dengesi var. Türkiye bu kararlı tutumunu sürdürdü. Seçimden sonra da zaten sürdürecektir. Bu bağlamda Finlandiya'nın daha sessiz, daha sakin kaldığını görüyoruz. Mesela deprem sürecinde şeyi takip etmeye devam ettim ben. Mesela Finlandiya özellikle Türkiye'ye karşı, hatta terör unsurlarına karşı çok ciddi adımlar attığını görüyoruz. Yani kışkırtıcı, Finlandiya basını dahi kışkırtıcı bir takım şeylerde bulunmadı. Ama mesela İsveç basını hala kışkırtıcı tavırlar içerisinde. Yani Türkiye'nin içinde yaşadığı bu ağır deprem krizi ne rağmen. Şu an Türk Hocam, yani, bölüyorum sizi özür dileyerek. Evet. Ekranlarınızda sayın seyirciler görüyorsunuz. Seçime katılacak siyasi parti sayısının 27'den 36'ya yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi gözler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün seçim tarihini resmen 14 Mayıs olarak duyurdu ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte de yürürlüğe girdi ve gözler YSK'ya çevrildi. Şimdi YSK'da bizi Mete Karabacak bekliyor. Son gelişmeleri aktarmak üzere Mete. Evet Ecem Toplar, Yüksek Seçim Kurulu'nda siyasi partilerin özellikle katılma ihtimali olan ve yeterli olan partilerin özellikle toplantısı şu anda devam ediyor. Aslında içeriden aldığımız, toplantıdan aldığımız bilgilere göre seçime katılabilecek siyasi parti sayısının 27'den 36'ya yükseldiğini ve Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışmalarının bugün devam ettiğini söyleyelim. Seçim sürecine ilişkin 51 tane karar veya genelgeyi açıklaması gereken Yüksek Seçim Kurulu bugün saat 10'da Kurul Başkanı Ahmet Yener'in başkanlığında toplandı ve toplantıya kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Toplantıya katılanlar arasında MHP'yi temsilen Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Kürşat Türker Ercan da hazır bulundu ve aslında vatandaşların oy verme işleminin tüm Türkiye genelinde sabah 8'de başlayıp akşam 17'de biteceğine dair kararın bağlandığını ve toplantıda seçim gününe ilişkin bazı yasaklar da ele alındı. Buna göre her seçimde kanunen ve rutin uygulanan yasaklardan sabah saat 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı veya içilmesinin yasak olduğu, emniyet görevlileri hariç köy, kasaba ve şehirlerde silah taşımanın yasak olduğu, oy verme günü umumi eğlence yerlerinin kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi mekanların kapalı olacağı ve bu kurallara uyulmak koşuluyla vatandaşların saat 18'den sonra ise düğün yapabileceğine karar verildi. Aslında ayrıca seçim günü saat 18'e kadar basın yayın organlarının seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu ve 21'den sonra ise bütün yayınların serbest olacağına dair bilgi şu anda mevcut. Ancak YSK'nın bu yasağı 21'den önce kaldırabileceğine de karar verildi ve bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının da il ve ilçelerde 360 ila 380 olarak belirleyen Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısının köylerde 400'ü aşmaması durumunda tek sandıkta oy kullanabileceğine karar verdi. Aslında seçime katılacak siyasi parti sayısının da şu anda toplantıdan aldığımız bilgilere göre 36'ya yükselmesi söz konusu ve YSK'nın en önemli kararı ise seçime katılabilme yeterliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesi kararı oldu ve aslında karara göre YSK'nın daha önce ilan ettiği 27 olan siyasi parti sayısı 36'ya yükselecek. Kanuna göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için oy verme gününden 6 ay evvel, yani 14 Kasım 2022 tarihinden bu yana Türkiye genelinde en az 41 ilde teşkilat kurmuş olması, en az bir kere büyük kongresini yapmış olması gerekiyor ve bu bilgiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan kütükte yer aldığından Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen listeye göre belirliyor. Yargıtay'ın seçime girme yeterliliğine sahip
oldu ve siyasi parti sayısını 36 olarak belirleme ihtimalinin olduğunu söyleyeyim ve listenin YSK'ya ulaşması üzerine verilen bugünkü kararla birlikte geçtiğimiz Aralık ayında seçime girme yeterliliği kendi başvurusu üzerine kararla kabul edilen Zafer Partisi ile Büyük Türkiye Partisi, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de seçime girme yeterliliğini yeni kazanan siyasi partiler olarak listede yer alacak gibi gözüküyor. Aslında bu şekilde oluşan listeye göre seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi parti sayısı 36'ya yükselmiş olacak. Toplantıdan aldığımız bilgiler doğrultusunda aslında toplantının birazdan bitmesi de bekleniyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in de özellikle siyasi partilerin ihtimali olan ve yeterli olan partilere ilişkin açıklama yapması bekleniyor diyelim ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım Ecem Toplar. Mete Karabacak sabah saatlerinden bu yana Mete'de Yüksek Seçim Kurulu'nda yoğun mesaisini sürdürüyordu. Teşekkür ederiz. Bu noktada Levent Hocam size dönmek istiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde esasen hala kararını vermemiş bir ülke daha var. 28 ülke onay verdi bu zamana kadar. Aslında esasen 1 Ocak itibariyle Macaristan'ın da onay vermesi bekleniyordu. O süre Şubat ayına çekilmişti. Şubat'tan Mart'a gelindi. Önümüzdeki hafta işaret ediliyor şimdi. Macaristan'ın önümüzdeki hafta onaylayacağı söyleniyor ama iki seçenek var. Birincisi Macaristan'ın özellikle Avrupa Birliği içerisinde karşı karşıya kaldığı sert tutum ve ötekileştirilmesi. Diğer yandan da NATO içerisinde esasen Türkiye'ye verdiği destek. Bu iki mesele de oldukça kritik. İki yönlü de bakmak gerekiyor ama Macaristan'ın tutumunu siz nasıl yorumlarsınız, siz nasıl bakarsınız? Garipsediğim konu şu. Macaristan makul bir süreç yönetmeye çalışıyor. Yani başbakan dedi ki evet uygundur. NATO'nun genişlemesinden biz de yanayız. Biz de 89-90 işte Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın çökmesi, Comecon'un ortadan kalkmasıyla beraber bir Doğu bloğu ülkesi değiliz. Ve milli egemenlik tezini halk egemenliği değiştirdik. Anayasamızı değiştirdik. Liberal bir sisteme geçtik. Bu paktın bir parçasıyız. Bizim de yarın bir gün Rusya'dan bir tehdit algılamamız noktasında sığınacağımız ittifak bloğu Batı dünyasıdır. NATO'dur. Tamam. Fakat bir meclise soralım. Bunu bir tartışalım dedi Orban. Ve bunu bayağı da tartıştılar. Siyasi parti temsilcileri görüşlerini bildirdiler. Alt komisyonda konular konuşuldu. Geçen haftalarda oylama bekleniyordu. Yapmadılar. Biraz daha konuşmamız lazım dediler. Onların kavgası başka noktada. Avrupa Birliği sürecinden Macaristan şu ana kadar arzu ettiğini bulamadı. Hem ekonomik boyutlar bağlamında bulamadı. Hem de o iktisadi ittifak noktasındaki gümrük birliği Macaristan'ı da daralttı. İki, bütçeden gelen yardımlar, evet Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin kalkınmasına o kadar büyük meblağlar ayrıldı ki, Almanya ve Fransa, Macaristan ve Polonya'ya dönüp ya kusura bakmayın dedi. Size paramız kalmadı. Siz biraz kendi içinizde gelişmenizi sağlayın. Sonra biz sizinle olan iktisadi hatalarımızı örtecek yeni para politikaları benimseriz. Ama yetmedi. Macaristan'ın demokrasisi eleştirilmeye başlandı bu sefer. Altılı ittifaklar kuruldu. Tanıdık geliyor, enteresan. Belediye başkanları çıktı, biz adayız dediler. Bakın, Türkiye'deki senaryonun bir benzeri Macaristan'da kurgulandı. Var olan siyasi iktidarı devirmek adına Batı dünyası tarafından desteklenen ve tamamen tesadüfen orada da 6 tane siyasi partiden oluşan, yine tesadüfen orada da belediye başkanlarının bulunduğu bir yapı kuruldu. Ama Orban'ı deviremediler. Şimdi şunu soruyor haliyle. Ben Batı İttifakı'nın en yeni üyelerinden biriyim. Batı'nın demokrasi, insan hakları gibi yıllardır önem verdiği değerleri kurgulamaya, anlamaya, sindirmeye gayret ediyorum. Ama siz benim genç demokrasime müdahale ediyorsunuz. Şimdi benim bu denli müdahaleye açık bir coğrafyaya hükmediyor, içerisinde bulunduruyor olmam, senin dayatmaların karşısında boyun eğeceğim anlamına gelmez dediler. Ama bunu Litvanya yapamadı. Letonya yapamadı. Çünkü o devletler üzerlerinde bulunan Rus algısının dağılmasını istiyorlar. Finlandiya ve İsveç'in üye olmasıyla beraber Baltık devletleri nefes alacak. Diyecek ki üzerimizde olan baskı artık biraz Finlandiya tarafından, biraz İsveç tarafından çekildi. Mesela Romanya bunu yapamadı. Çünkü Romanya'nın kendi içinde yaşadığı başka sorunlar var. İşte Moldova üzerinden gelen başka baskı algılamalarıyla karşı karşıya. Yunanistan yapmadı. Yapamadı. Çünkü tamamen NATO'ya ve maalesef bırakın NATO'yu,
ABD'nin kurgulamış olduğu 11, 12, 13 diye giden üstlere teslim olmuş vaziyette. O zaman çıkar çatışmasının bu denli yoğun olduğu ve pazarlık masalarının başka türlü kurgularla dizayn edildiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti çok samimi bir şekilde çıktı. Üye olun ama bunun şartları var. Bunun usulleri var cümlesini kullandı. Bir gerçeklik var. Şayet Finlandiya NATO ittifakına girerse Rusya ister istemez belirli alanlarda bir asker kaydırmak durumunda kalacaktır. Çünkü şu ana kadar biz hep neyi söyledik? Finlandiya bir tehdit algılıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı ağır sosyalist ve NATO karşıtı biri. Cumhurbaşkanının o sistemde söz söyleme kabiliyeti sınırlı ama devlet başkanı. Yani zaman zaman o tepkiyi belirtti. Ama Rusya dönem dönem Finlandiya'ya doğru da Lviv'e attığı roketlerle bir sinyal verince Finlandiya dedi ki evet ben bundan sonra tehdit algılayacaksam bir tek Rusya'dan algılayacağım. O zaman şöyle okuyalım mı? Finlandiya Rusya'dan tehdit algılıyor ama Finlandiya NATO üyesi olduğunda aynısını Rusya algılamayacak mı? Bu sefer Rusya ister istemez belirli ordu gruplarını ülkesinin doğu sınırlarından alıp batıya doğru kaydırmak durumunda kalacak. Ama Rusya'nın doğusunda bir Japonya gerçeği var. Yarın bir gün belki de karşı karşıya kalabileceği bir Çin gerçeği var. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği de Rusya için bir tehdit. Ve bence İsveç'in de NATO'ya üyeliği bir tehdit. O zaman Rusya elindeki bazı kartlarını oynamaya devam ediyor. Ediyor. Nasıl bir kart bu? Mesela Rusya'nın Macaristan'la olan iyi ilişkilerini biliyoruz biz. Macaristan'ın zaman zaman Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan bağımsız olarak Rusya'ya olumluya yakın, şimdi olumlu diyemiyorum ama olumluya yakın mesajlar gönderdiğini. Hem Macaristan'da Budapeşte de hem de Çekya'da Prag'da savaş karşıtı eylemler esnasında zaman zaman Rus bayraklarının açıldığını gördük biz. Niye bu iki devlet diye soralım. İşte biri 1968'de biri 1956'da Rus varlığının ne demek olduğunu yakinen yaşamış devletler. Ve Batı dünyasından da arzu ettikleri desteği alamayan devletler. O bakımdan Macaristan'ın ortaya koyduğu direnç kendi milli çıkarları ve ulusal politikaları bağlamında çok makuldür. Ama Türkiye ile aynı kaygıları yaşamadığı gerçeğini vurgulamak lazım. Ama Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi yaptığı açıklamalarda zaman zaman ettiğimiz sohbetlerde Türkiye'nin her daim yanında olduklarını ve bu bağlamda Türkiye'ye destek amacı da taşıdığını ifade ediyor bu söylemleri. Ve bu destekleri Türkçe söylüyor değil mi? Yani ne kadar güzel, ne kadar seviyoruz Türkiye'ye gönderilen büyükelçilerin bu kadar akıcı Türkçe konuşmasını birkaç yıl Türkiye'de kalmasını ben de aynı kaygıları pek çok Macar'ın yaşaması. Da özellikle özellikle son birkaç yıldır, 10-15 yıldır Türkolojiye çok merak saldığını görüyoruz. Özellikle Macaristan ekseninde buna bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı kanaatteyim. Yani şunu demeyeceğim. Yıllarca Türk varlığı, Osmanlı varlığının Macaristan'daki etkisi vesaire çok önemli. Mustafa Hocam siz de bir ekleme yapmışsınız sanıyorum. Sesinizi tam alamadık. Can Türk Hocam bir şey söylemişsiniz ama evet. Duyamadık. Şey dedim hocam, zaten kendilerini Türk görüyorlar. Ben kendimi Türk görüyorum diyen herkes Türktür zaten bizim kendi literatürümüzde. İlla vatandaşlık yani, bağı şart değil. Aidiyet bağı, tabii ki, hissiyat tabii ki bağı. Yani ırki bir Türklük veya ne bileyim kan yoluyla geçen bir Türklük ülkümüz, idealimiz yok ki bizim. Kendini Türk dedikten sonra bitmiştir bizim için. Hocam bir yandan da Macaristan galiba şunun farkında. Ki Türk Devletleri Teşkilatı'na da gözlemciliği çok kıymetli. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı meselesinde de Macaristan'ın bize şimdilik örtülü bir desteği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Yarın kucaklaşacağımız nihai devletlerden biri. Ama bir gerçeğin de farkındayız. Bu göç sorunundan en büyük yarayı alan ülkelerden biri de Macaristan. Macaristan'ın da kendi içerisinde kurmaya gayret ettiği bir Macar bloğu var. Ve başaramadılar şu ana kadar. Biz evet. Macaristan'da bir göç yolu olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin tehdit altında olması. Türkiye'nin yeniden göç sarmalıyla karşı karşıya kalması. Bir transit ülke konumunda olmasından ilk olarak kim haz etmez derseniz bir, tabii Yunanistan ama iki Macaristan. Çünkü bütün göç yolları ya Macaristan'dan gidiyor. Tek tek bakın. Hem Europol'ün hem narkotik üzerinden Avrupa Birliği'nin aldığı kararlarda Macaristan, son cümlenizi rica etsem. Son cümle. Ondan sonra bir iki cümlede Can Türk Hocam'dan alsam. Tüm uyuşturucu maddelerin transit yolu haline gelmiş vaziyette bir Macaristan var. Tüm kaçakçılık argümanlarının da transit yolu haline gelmiş bir Macaristan var. O bakımdan Macaristan, İran'da konuştuk ya, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını birebir yaşayan bir Macaristan gerçeğini görüyoruz diyerek tamamlayabiliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Cantürk Hocam, son bir dakikam ama birkaç cümlenizi alacak olursam Macaristan'ın tutumu üzerinden sizin de yorumlarınızı rica edeyim. Yani Macaristan'ın yani İsveç ve Finlandiya'ya olan NATO karşıtlığının yani üyeliklerinin karşıtlığının iki sebebi var. Birincisi Avrupa Birliği üzerindeki beklentilerinin gerçekleşmemesi. İkincisi de yani biraz önce sizlerin de Sayın Hocam'ın da söylediği gibi çok doğru. Yani Türkiye'ye verilecek bir destek. Yani ben Kütahya'da ikamet ediyorum. Kütahya'da Lajos Kossuth'un evi var. Lajos Kossuth Macaristan için çok önemli bir siyasi figürdür. Kaldı ki Dumlupınar Üniversitesi olarak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bizim Macaristan'daki üniversitelerle de çok yakın ilişkilerimiz var. O yüzden Macar dostlarımız da çok fazla. Yani kendilerini Türk, Hun kökenli, Atilla'nın torunu olduğunu söyleyen bir toplum, bir millet. Dolayısıyla bizim kardeşimiz, uzak akrabalarımız. Dolayısıyla böyle de bir ilişki ağımız var. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili her türlü sorunlarını doğrudan göğüslüyor. Bu noktada Türkiye ile beraber hareket ettiğine dair yani bir ilişki doğru bir ilişki. Hı hı. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda. Son cümleyi rica etsem hocam. Bu noktada Macaristan'la dostluğumuzun, kardeşliğimizin biraz daha geliştirilmesi tavsiyesiyle, ümidiyle diyorum. Bir son kez bir şey söylemek istiyorum. Bu deprem sürecinde başta Bengü Türk ailesi olmak üzere sizler çok yoğun, çok güzel, çok doğrudan ajitasyona veya ne bileyim bir takım şeylere yön vermeyecek şekilde, izin vermeyecek şekilde çok doğru, güzel bir yayıncılık yaptınız. Bu noktada iyi ki Bengü Türk var diyorum. Bengü Türk gibi bir kanalımız var. Ben de burada sizlerle beraber zaman zaman olmaktan çok mutluyum. Levent Hocama da buradan değerli katkılar için saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı çok teşekkür hocam, ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben de bir teşekkür göndereyim ve aslında bu süreci yöneten, Macaristan ve Türkiye ilişkilerini yöneten iki kritik isim var. Birincisi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, o akıcı Türkçesiyle ve yürüttüğü o etkin diplomasiyle çok başarılı bir diplomat. Diğer bir isim ise bizim Macaristan'da Türkiye'yi temsil eden Gülşen Karaniz Ekşioğlu. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Her iki büyükelçi de yoğun bir diplomasi trafiğiyle Türkiye ve Macaristan ilişkilerini yönlendiren isimlerden oldular. Bu bağlamda biz de Hariciye'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yoğun diplomasi trafiğiyle yeniden karşınızda olmayı istiyoruz, bekliyoruz. Sevgiyle kalın.